Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Ligde düğüm bir kez daha çözülmedi. Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'yi kaptırdı Trabzon'a ama 3. golü bulmayı başardı. Gerçekten ortalık çok karıştı. Atılan sular, görülen kartlar, rakip ceza sahasında olan tartışmalar, kavgalar. Bu derbide her şey vardı. Kazanan Fenerbahçe oldu. Şampiyonluk yarışına ben de varım dedi. Bırakmam dedi. 2 puanlık farkı aynı averajda sürdürdü. Gerçekten kıyamet gibi bir maç. Kimlerle beraberiz? Evren Tuğran, Okan Koç, sevgili Ümit Özat'la beraberiz. Evren Tuğran'ın ruh halinde büyük değişiklik. Psikolojik ben bitiriyorsun yani. Ben gitme, lideriz anasını. Ama 2 saat önce çılgınlar gibi sevinen Evren Tuğran. Kasımpaşa maçı için sevindim. Tabii ki. Ya benim üzerime mi oynuyorsun? Tabii ki. Sağ şu anda karışın. Gelen haberleri alalım. Sağ zaten karışık. Bir tane daha ikinci sulu derbiyi oynadık. Daha ne olacak yani? Bir hızlıca Ümit abiyle başlayalım. Sağ zaten karışıktı. Ortalık çok karışık. Hep söyledim. Dedim ortalık çok karışık. Aman abi inşallah olay Mevlüt Abanoz demiş ki Bişar abi taraftarlar sahaya indi. Fenerbahçeli futbolcuları dövüyorlar. Olmaz. Olmaz. Bir an önce geçin. Ver bana o bende kalsın. Bence Trabzonlu Trabzon taraftarı eğer böyle bir şey yapıyorsa önce kendi futbolcularından başlasınlar. Evet. Bu olmaz. Yani. Kabul edilebilir gibi değil. Ümit abi sen devam et şu anda Fenerbahçe. Ben anlık bildiriyorum. Güvenlikler sahada, taraftarlar sahada, futbolcular içeriye girmişler. Sıkıntı yok futbolcular içeri girdi abi. Tamam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sene o kadar benzerlikler var ki gerek Galatasaray ile Fenerbahçe adına. Evet abi. Gerekse de Trabzonspor'la Beşiktaş adına. Trabzonspor'dan Mundi'ye dışında bugün kötü de oynamasına rağmen seneye bir tane adamı tutmam. Tutmazsın evet abi. Bak, Uğurcan dahil. Hoca, sat para kazan. He? Hocayı. Ya zaten şampiyonluktan sonra 15 oyuncu alarak bu hale bu takım Abdullah Avcı getirdi yani. Evet. Şimdi bugünkü maçların iki maçında. Orada doğrudan darbe yiyen bazı Fenerbahçeli futbolcular görüyorum ben abi yalnız. Bugünkü maçın şöyle bir tarafı var. O kadar benzer ki 82'de Galatasaray eyvah dedi geri mi düşüyoruz dedi. Evet. 90'da ya da uzatmalarda dedi puan farkını 5 yaptık. Galatasaray Fener Trabzon'dan puan alamaz dediler. Yine 82'de 80'lerde 78'de neredeyse eyvah dedi 4 puan geri mi düşüyoruz? Batshuayi girdi. Yani ortada hiç psikolojik üstünlük nötr kaldı. Kesinlikle öyle. Çünkü bak Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmesi anormal bir durum mu? Değil. Ama 82'de 3-2 mağlup duruma geçip 83'te penaltıyı kaçırıp 90'a kadar 2 gol atması büyük olay. Büyük olay. Çok büyük olay abi. Hakemsiz, yerdemiz bir galibiyet. Bugünkü maçta Fenerbahçe'nin 2-0 öndeyken maçı 2-2'ye getirmesi Trabzonspor'un bir şok. Ama o şoktan kurtulup maçı almak da o da çok büyük olay. O abi. Da en az Kasımpaşa Galatasaray maçı kadar büyük olay. Kesinlikle. Ve Avaraj'da da hiçbir oynama olmadı. Bundan sonra da ben ikisinin de Ali Sami'ye ne kadar çok puan kaybedeceğine falan ikisinin de inanmıyorum. Bundan sonra tam gaz ikisi de devam edecek. Özellikle maçın ilk yarısında Ümit abi Trabzonspor sahada ökken ikinci yarıda 2-2'yi buldu. Şimdi Abdullah Avcı benim Fenerbahçe'ye karşı karnemi biliyorsunuz gibi bir açıklama yaptı. Dün konuştuk. Evet Fenerbahçe'nin tüm eksikliğini yani amacın ne yani? Ne oldu şimdi karnene? Bir çentik atıldı eksi. Tabii. Hayır, ne amacın ne yani? Bunu derken ne demek istiyorsun? Kime yaranmak istiyorsun? Enteresan bir şey söyledim. Yani kime yaranmak istiyorsun yani? Öbür taraftan Enes diye bir oyuncu kalkmış Fenerbahçe marşını koymuş. Altına dalga geçer gibi başka müzik koymuş. Oğlum sen daha bir sene önce PTT Lig'de oynuyordun lan. Bu kafayla gidersen 2B'ye gideceksin zaten. Sen böyle taraftara yaranarak mı Trabzonspor'da kalacağını falan düşünüyorsun? Halbuki ben ne yanılmışım, ne aptal bir adammışım. Enes diyordum, şöyle oyuncu, böyle oyuncu diyordum. Yeni bir işte santrafor daha geliyor diyordum. Fatih Tekke sen diyordun. Onu açıyorsun yokluğunda hiçbir alt yapmadın. Döndün dolaştın hala bir şey yapmıyorsun. Ama futbolun değişmez kuralı. Ayaklar çalışmadı mı çeneye vurur. Allah seni ıslah etsin kardeşim. Maça dair ne söylersin abi?
Ya maça dair ne söyleyeyim? Yani ben mesela hocanın Serdar Aziz'le başlamasına bir türlü anlam veremiyorum. Yani mesela Belçika'daki maçtan sonra Osterwold'i öve öve bitiremeyip şu anda büyük takımların radarına girmiştir dediğim bir adamı yedek bırakmanın ne anlamı var? Ya o lafta bir tutarsızlık var ya bugün ilk kadroda bir tutarsızlık var. Serdar Aziz de oynatıyor. Sonra Osterwold'i tekrar aldı. Osterwold'le de kısım kısım kavgalar, tartışmaların içerisine girdi. Onu anlatıyorum. Onu demek istedim. Ben bugün özelinde yine Şimanski'siz oynar. Orta sahayı İsmail yapar. Sol içi İrfan. Sağ içi Fred'le oynardım. Cengiz atardım bir tarafa. Tadiç'i koyardım. Ceko'yu en öne koyardım. 60'tan sonra da Ceko'yu çıkarır. Batshuayi'yi alırdım. Yani bugün bak yine o iki oyununda benzer taraflarını şöyle anlatayım. Mesela Okan Buruk ne yaptı? Bir risk aldı. Ne yaptı? Ön libero'yu çıkarttı. Kerem Demirbay oraya tek bıraktı. Tete'yi 8 numara gibi hani 4-1-3-2'nin 8-10 gibi oraya koydu. Ziyech'i sağa aldı. Sola Zaha'yı aldı. Vinicius'la Icardi'yi öne aldı. 4-1-3-2'ye hani yüklendi. Yürüdü. Yaptığı her değişiklik doğru. 2-2'den sonra da İsmail Kartal öyle ya da böyle Serdar'la Batshuayi artık kaybedecek bir şeyim yok dedi. Yaptı. Bunu Rize'de de yaptı, kazandı. Abi hayat cesurları sever. Yani 2-0'dan sonra maçı 2-2 iken maç Ceko'yu alıp Batshuayi ve Serdar Dursun'u almak büyük risk. Tabii. Yani büyük 2-0'dan olan. Sonra bu maçı 3'e de götürmelisin. Götürmen de gerekiyor aslında. Peki Livakovic'in çok kötü bir gol yemesi. Fred'in iki tane şimdi şahane golü. Ben tam da işte mesela Galatasaray'la Fener'i kıyaslarken bunu anlatıyorum. Muslera'nın yokluğunda Günay Muslera'nın yerini dolduramaz. Evet. Ama Livakovic'in yokluğunda İrfan Can Livakovic kadar oynar abi. Livakovic'in 8 milyon euroluk oyuncu olmadığını söyledi. Aylardır söylüyorum ya. Ya bu adam milli takım kalecisi olabilir. Var bunun dünyada örnekleri var. Maradona ama kalecisi değil, turnuva kalecisi. Maradona tamam ben de dedim, abi, milli takım kalecisi dedim zaten. Livakovic'in görüntüsü abi ekranda. Yani şimdi değil abi. Bir aynı şekilde aynı çaprazlıkta. Biri sağdan biri soldan. Ben Livakovic'in kurtardığı bir maç olduğunu da hatırlamıyorum ha. Ama bugün Pepe'nin pozisyonunu iyi kurtardı. Ya olsa abi hiç... 8 milyon euro oyuncu da onu yapsın yani ya. Onu da yapsın. Şimdi şu İrfan Can'ın Ciro'ya maçındaki performansıyla Livakovic'ten ne farkını diyor? Siyahla beyaz gibi bir fark var mı? Yok hayır. 8 milyon bonservisine verilecek kadar bir fark var mı? Aynı fikirdeyim abi yok. Bu yani yoksa o golü yemesen bu maç belki 2-2'ye gelmeyecek abi. Batman skoru belirledi diye Fenerbahçe'nin de bir paylaşım var. Batman. Mi? Ben Batman diye okudum. Batman. S var orada. Batman. Evet, kötü adamlar mı anlamında mı söylemiş? Evet, bir Evren abiye döneyim. Evren abi ne hissediyorsun? Sabah akşam çok sevinçliydin haliyle çok normal sevinçliyim olarak. Sevinçliyim zaten yine. Akşamda yine sevinçliyim. Bizim bir burkulmadın mı? Bizim Trabzon'dan başka takımdan beklentisi yok Galatasaray. Burkulmadın mı? Yok hiç burkulmadım. 2-0'dan 2-2 havaya girdi yok, tam böyle yok, takım. Hiç burkulmadım. Şöyle Galatasaray kendi göbek bağını kendi kesecek. Ha Osay özür dilerim Evren abi. Osay hı. Samuel bir taraftarı darp etmiş. Osay mı diyorsun sadece? Osay abi, saldırmış. Osay stat'tan haber geldi. Osay Samuel bir taraftarı çok kötü darp etmiş. Allah ama Allah. Abicim sahaya girersen darp etmiyor. Tabii canım ya. Girmeyeceksin abi. Bak hocam bütün taraftarlar. Girmeyeceksin. Yani şu görüntü ne ya? Şu görüntü ne Ümit abi, Evren abi? Ya zaten abi. Maçın içerisinde çok kötü görüntüler vardı. Bak ben sana söyleyeyim maç iptal de olabilirdi ha. Tabii ya. Yani Fenerbahçe adına 3-0 da olabilirdi maç. Yani o duruma da gelirdi. Hakem orada çok bekledi. Yani baktığında o suların atılması, oyunun durması. Zaten baktığında ilk yarı Fenerbahçe zaten maçı bitirmişti. Tabii. Fenerbahçe kendi kendine bu duruma getirdi. Orada işte maçı dengeye getirdi kendi kendine. Kediği gol, kediği kötü gol ve maçın çok durması Fenerbahçe'nin de temposunu düşürdü. Yoksa oyun üstünlüğü ilk yarıda Fenerbahçe dedi. Yani baktığında maç 3-4-0 da olurdu ilk yarı. Olabilir. Bu ne ya? Şampiyonluk maçı gibi sahaya giriyoruz. Yani bu ne? Şey de bu olayın aslında burada Allah'tan inşallah daha fazla olay çıkmadı. Çok bu çok önemli. Daha farklı şeyler de çıkabilirdi. Çıkabilirdi abi. Yani o maç şeyi o. Maç yorumu o değil. Ama oyuna baktığında abi Fred bugün inanılmaz oynadı. Özellikle ilk yarı. Ama ikinci yarı bütün takım halinde düştüler. Ciku'nun yaptığı saçma sapan bir hareket. Bence o kırmızı karttı. Penaltı evet. Pozisyonu. Yani orada hiç gereksiz bir hareket orada. Verelim ayağı onu. Kaldırma. Verelim o pozisyonu. Verelim yani o maçı pozisyonu. Bir anda neredeyse Fenerbahçe kaybedecekti. Ekranda bu pozisyon. Yani bak böyle gider mi? %1 darbe var. %1 bu ayak darbe oraya niye söyleyeyim. Kalkar? Zaten top bayağı bir şeydi. Hiçbir şey yapmasa veya kafasını bu yapsa. Bu kırmızı olabilir miydi? Bence Emre kırmızı abi. Bu. Ya bu tartışılır ama bana göre kırmızı. Buna kırmızı verse kimse bir şey demez. Demez. Demez yani. Abi, yüzüne sence tam darbe var mı? Var. Var. Tam darbe verse kimse bir şey demez abi. Ya, sarı demez. Mı verdi? Sarı verdi. Sarıyla geçiştirdi, VAR'a da gitmedi. Bak burada 10 kişi kalsa
Maç zaten 2-2 oluyor penaltıyla evet. beraber. O zaman başka daha bir şey kötü olacaktı. Tabii ki Fenerbahçe'nin oyundan düşmesinin sebebi tamam ilk yarı tempolu oynadı ama ikinci yarıda taraftarın içeri çok su atması, oyunun çok durması Fenerbahçe'nin hızını da kesti. Trabzon bundan çok iyi faydalandı. Biz içeride konuştuk Okan filan. Acaba kimin için iyi olacak? Trabzon'a yaradı iş. Tabii. Yani oradan sonra Trabzon'un şu bulabilirdi. Tabii. Pepe devreye girdi. Trezeguet bugün hiç sahada yoktu. Penaltıdan gol attı ama oyuna baktığında hiç yoktu. Vizca çok durgundu baktığında. Öyle hani işi bitirecek son hareketleri hiç yapamadı. Enes zaten hiç oyunda yoktu. Yani üçüncü bölgede aslında Fenerbahçe Trabzon'a hiçbir şey yaptırmadı. Ta ki ikinci yarışta o maç çok fazla durunca o oyundan düşmeler, konsantrasyon eksikliği, bir duran top maçı bir anda bu duruma geldi. Yani Trabzon bugün puan da alabilirdi buradan. Kesinlikle. Ama yani. Baktığında iki takım arasında ciddi kalite farkı var. Abdullah Avcı bu maçları çok iyi oynuyorum ben hani işim demiş de hiç iyi bir işte oynamadı yani öyle bir başlangıçta yapmadı. Ben sonradan mesela, kendi Mendy'yi çok kötü gördüm bugün. Kendi abi. Yaptığı hatayı sonradan hamlelerle biraz toparladı. Mendy zaten savunmada stopere geçtiğinde Ümit'in dediği gibi daha o zaman iyi oynadı. Evet orta sahadaki ben çok beğendiğim bir oyuncu. Sağ içi olaylara dair belgeler ya toplayalım. Görüntüler toplayalım. Ne oldu sağ polis içinde? Mu? O polis ya da güvenlik görevlisi şey topluyor herhalde. Saha içindeki olayları istiyorum. Evren abi özür dilerim. Yani bugün baktığında maçın hakkı ne dersen oyuna baktığında son bölümde yine Fenerbahçe kalitesiyle kazandı. Yani burada Trabzon şimdi bakıyorsun Galatasaray'dan buradan fark yedi. Yani o, tabii o zaman çok eksiği vardı ama bence buradaki bu stres, baskı Fenerbahçe buradan çok önemli bir galibiyet aldı. En azından yarışa tutundu. Tabii. Yoksa şimdi 5-4 puan olacaktı berabere kalsa. Yenilse 5 puan olacaktı. Tabii geçmiş olsun. İş bitmişti. En azından yarışın içerisinde devam ediyor. Arkadan kovalıyor Galatasaray'ı. Ama oyuna baktığında şu var yani sabah işte öğlen 7 gol gördük. Bugün 5 gol gördük. Gole bakarsan oyuna filan, goller filan güzel maçlar izledik. Aferin oğlum benim be. Aslanım ha, benim be. Kel arkadaş bu. Bu Kel'i bulun. Kim bu? Kulüp görevlisi. Kulüp görevlisi herhalde. Şundan beraber... dolayı kötü anlamda demiyorum yanlış anlaşılmasın. Lan bu Batshuayi lan. 21 Batshuayi abi. Batshuayi savdurmuş oldu. Osayi abi. Osayi abi. Ne Batshuayi'si? Şahin'inki başka. Osayi bayağı altını alıp yatırıyor ve dövüyor. İyi yapmış abi. Ben kötü yapmış demedim. Bana da saldırırsan abiciğim hiçbir şimdi... olmasaymış. Onu içeri sokmasalarmış. Evren abi bir şey söyleyeceğim. Adamın biri ben atar gider yapıyor. Geldi buraya bana saldıracak. Kusura bakmasın abi. Herkes babasının oğlu. Tabii. Benim annemin çok güzel bir lafı var. Diyor da eve ağlayarak gelme. Senin ananı ağlayacağını başkasından yok, mı sağlasın? Yok oyuncu gidip saldırsa tamam derim. Evet. Şimdi bu saldıran başka. Adamın oğlu sağda futbolcu olsa onun futbolcusu ha. Onun oğluna böyle bir şey yapsa ne olur? Onu diyorum işte. Sizin canınız canda bunlar ki patlayacak mı? Yok yok. Ben size bir şey söylüyorum beyler. Bütün Fenerbahçelilere söylüyorum. Bak bu olayın bir numaralı müsebbibi Rasim Ozan Kütahyalı'dır. Ben ona katılmıyorum. Bakın ben size söylüyorum. Yalan söylemeyeyim. Kalktı Mert Hakan'a hedef gösterdi. Trabzonlu taraftarlar ortada foul yok, yumurta yok, yarış yok. 30 puan olmuş, 40 puan olmuş. 3 Temmuz'daki gibi kafa kafaya giden bir yarış değil. Lan Fenerbahçe Trabzon'da Oğuz Aykut'un attığı golle şampiyonluk kazandı bunlar olmadı. Ne anlatıyorsunuz abi siz? Ne anlatıyorsunuz? Bugün Rasim Efendi kalkıyor. Fatih Saraç, Ali Koç senin oğlunun nikah şahidi. Anlaştınız mı? Şizofren olmuşsun artık, şizofren. Bu vuran kim? Yasir en son attığın. Yasir'in en son attığı bir görüntü daha. Bak ben size bir söyleyeyim. Bu Trabzon tarafta girenlerin videolu devam edelim. Yaptıkları kesinlikle tasvip edilmez. Büyük yanlış. Ama böyle bir maçtan sonra ortalık gergin. Fenerbahçe'li oyuncular da dikkatli olup kazanıp hemen içeri girseler daha da iyi olurdu. Galatasaray, Türk futbolunun yanında mı? Fenerbahçe'nin yanında mı? Menfaatinin yanında mı? Aynısı Galatasaray'ın başında olsa Fener için de söylerim. Ya Okan'la ne alakası var ya? Okan demedim abi. Ne Okan'ı ya? Galatasaray, kim için dedim? Galatasaray. Galatasaray dedim. Türk futbolunun yanında mı? Menfaatinin yanında mı? Artık şimdi bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın hayır. Ne alakası var bu olayla? Anlatayım abi. Galatasaray'ın oyuncu bu oyuncular ceza alınmadı diye itiraz ederse yarın böyle yok, bir algı yaratırsa. Etmez. Tam etmezse sorun yok. Ben de onu anlatıyorum. Yani. Ederse diyorum o zaman tamam abi o zaman herkes menfaatini düşünüyor olur. Yani bu yarın Galatasaray'ın oyuncuların başına da gelebilir. O zaman Fenerbahçe de yaparsa aynısını söylüyorum. Niye oldu bu açıklamalardan dolayı oluyor bunlar işte. Gerilmez. Biz diyorduk ya olay farklı boyuta gidiyor. Gerim geliyorsunuz. Gerim ya şuna bak lan. Bu tezgah abi bu plan. Nasıl tamam, atladın geldin abi? Anladı bunu ne yaptı? Hah şu ne abi bak. Yüzü kapat. Yüzü biz mi kapattık? Yok, yok la bez var yüzünde görmüyor şey musun? Şey. Şu ona ne diyorlar? Şu bir Joker'in şeyi var. Türk futbolunun başındakilerin... Bak abi bak. Korner direği mi o? Tabii ya namussuza bak ya. Baksana adama. Mert'in onun ucu sivri lan. Tamam, baba. Türk futbolu. Bunu var ya. Bravo. İçeri atacaksın he? Bitirdiler Türk futbolunu. Ben sana söyleyeyim. Bunun sonu bu saatten sonra Fenerbahçe ligden çekilse ne olur?
Ben bak başkana söylüyorum. Sayın başkan, senin yerinde olsam var ya. Ali Koç'un yerinde olsam çek abi bu takımı ligden. Bu takımı ligden çek. Burada Mert çek bu takımı ligden. Bu sene kimseye kupayı vermeyin abi. Mert Müldür dedi yine kendisi savunuyor. Bir tane Fener'e verin, ikisi de şu anda hak ediyor. Çekin abi kupayı. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bak bu vallahi bile ligi iptal edin abi. Ali Koç'a sesleniyorum. Çek bu takımı ligden. Avrupa'ya kimseyi göndermeyin. O sayının bıçaklandığına dair bir iddia var. Yok be ya. Öyle bir iddia var. Allah korusun. Allah korusun. İnşallah öyle bir şey yoktur ya. Allah korusun. Abi Fenerbahçe'de oyuncular var ya. Bugün bak ben 5 sene boyunca eleştirdim. Bugün bu kadro çok yeni bir kadro. Çok karakterlermiş ha. Bir tanesi kaçmadı biliyor musun? Yok. Tabii çok abi. Karakterlermiş yemin ederim. Ya yani şu galibiyette her şey ananızın ak sütü gibi helal olsun. Yemin ediyorum. Bak çok fazla yazı var diyorlar. Yasir diyor ki bıçak çekildiğine dair. Bıçaklanma yok ama bıçak çekildiğine dair. Böyle arkadaşlar, bir şey olabilir mi ya? 20 bin kişiyi geçtik sizlerden ricam. İzleyenlerimizin yarısından fazlası hala abonemiz değil. Abone olursanız bu gece 130 bin kişiyi geçelim inşallah. Hadi abone olun. Türkiye'de hiç kimsenin konuşmadığı, konuşulmayanları baksana konuşan Sözde Futbol. Direkt buraya eylem yapmaya gelmiş. Bıçak adam maske falan takmış ya. Hocanın dediği gibi. Ya buradan Cumhurbaşkanı, Osman Aşkın bak spor bakanı. Ya lütfen el atın artık Türk futboluna ya. Önümüzdeki günler daha. Bak ben bir senedir ne diyorum daha da kötüye gidecek. Bak ben bunu olmasın tabii ki de tasvip etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Buyur, ama gidişat. Abi rüyada da dedim. Bak, aa dedi doğru. Dedi. Ya, sıkıntılı daha, şeyler abi. Kara bir kararıyordu dedi. Stat kararıyordu bir anda. Bak stat bana bir el sürer misin? Oluyor bazen. Nereye süreyim? Sırtım. Tamam sonra sürerim. Bir el ver. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum abicim lütfen. Biraz daha sağduyulu. Biraz daha devlet büyükleri el atsınlar. Bak ilerleyen günler daha da kötü sıkıntılı süreç bekliyor. Dört takım bu yarışın içinde olduğu zaman inanılmaz sıkıntılar yaşanır. Taraftarlar artık stada giriyor. Ne oluyor? 3 maç ceza, 5 maç ceza, 62-22. 62-22 yedikten sonra ne oluyor biliyor musun? Bıçak? Başkasının pasörlüğüyle giriyor maça. Adam tabii. Bana ne diyor? Ben diyor nasıl olsa giriyorum diyor. Evren abinin pasörlüğüyle, Ahmet'in pasörlüğüyle giriyor. Yani biraz daha yaptırımlar şiddeti artması gerekiyor. Yoksa bu gidişat iyi değil. Bak ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Bakanlara hepsine sesleniyorum. Baba Türk futbolunun hali buraya getirenler kimler biliyor musun kardeşim? Ben söylüyorum başındaki insanlar. Türk futbolunun başındaki insanlar. Bunları ivedi bir şekilde kardeşim hemen görevlerinden alın. Görevlerinden azledin. Yazık günah ya. Baksana abi ya. Bu taraftarlar. Abi bak oradaki insanların masum olan taraftarlar da var orada sahaya. Tabii muhakkak Okan abi. Orada galyana gelen, gaza gelen 3 kişi provoke etmek için atlayıp diğerleri de biliyorsun abi kuyuya taş atarsın peşinden 40 kişi gider ya. Hayır onun gibi bir şey. Peşinden belki o insanlar da o gazla beraber Trabzon insanı biliyorsun biraz daha kanı kaynayan insan, biraz daha hareketli insan. Yani buralarda birileri devreye girmesi gerekiyor. Ümit Hoca geçen gün çok güzel bir şey söyledi. Önümüzdeki sezon Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon kardeşim bu yarışın içinde olursa ben sana söyleyeyim lig mi nasıl oynanacak, nasıl bitecek? O Say Samuel'in diğer yumruğunu gösterebiliyor musunuz ekrana? Bir tane daha görüntü attı Yasir. Bakalım. Şuna bak ya. Şimdi mesela maçta hiçbir maçtan önce yöneticiler işte başkan açıklama yaptığında biliyorsun. Trabzon'da evet. Şeyimiz var. Başkandan konuştuk. Aldım. Bir anda maçta oynanıyor. Işıklar mışıklar. Stat gördüm. Stadı gördüm mesela ama lacivertte bordum rengi gibi gördüm. Yani sarı görmedim. Bışar. Bak. Bu ne? Ya bir anda stadın ışıkları karardı. Aynen bunu anlattın abi. Uyandım. Ulan dedim Allah korusun inşallah kötü ayrı vermeyiz yani. Hayra kötüye ayrı yormayalım. Abi yaşananlara bak ya. TV'de anlattın abi bunları. Yazık günah. Yani o adamlar o sahaya onu sokmayacaksın abi oraya. Girdirmeyeceksin. Ne olursa olsun. Görevleri. Tabii orada onu almayacaksın abi. Orada büyük bir zaaf var. Ama güvenlik görevlileri bak önlem almaya çalışıyor. Ya bir de sahanın içinde bir şey olmadı ki. Sadece ne oldu abi? Tahrik eden futbolcu da yoktu. Hiçbir şey olmadı abi. Bunda bir plan var abi. Ne yoktu? Bir 20 dakika top oynandı ya. Bu işte bir plan, bir tezgah var. Maç sonu Mert Hakan gelmiş oraya alay çektirme olayı var orada anladın mı? Ben ondan mı rahatsız oldular? Hani Mert Hakan mı gelmiş? Ha oraya sonuçta kadroda. O tarafa gelmiş. Orada bir sevinme olmuş. Oradan sonra kol bastı mı oynatmış takım? Bilmiyorum. Yok be kol bastı değil. İşte o kendi aralarında seviniyorlar. O ama ara şöyle, adamlar gelmiş ama yani. Ama şöyle bir şey var. Sana, ben öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Geçen sene bu sene mi ne mi Trabzonspor'da Kadıköy'de kazandığı maçta kol bastı oynadı. Fenerbahçe taraftarı hiçbir şekilde tepki göstermedi. Tabii ya, abi ya. Bence dayak yiyeceğini düşünmüyordu abi. Olur mu abi? Tek başına adamlar İşin bu boyuta geleceğini düşünmüyordu. Futbolcuların. Sürü psikolojisi denilen bir şey var. Millet gelseydi. 5 kişi atlıyor. Bak senin dediğin gibi 50 kişi girdi sahaya. 300, 500, binlerce kişi girse ne olacak abi? Mahvederler de oraya bir abluka yansalar. Allah korusun ya. Bazılarının elinde kesici madde olsa ne olacak? Bak o sayın Leo Koç'un giderken yüzüne vurup elinde kesici bir damarına bir yerine gelse.
En sonunda oldu. İstediklerini yaptılar abi. Mustalar atıldı, neler atıldı. Bu olayların buraya geleceği belliydi abiciğim. Belliydi yani bunu. Son görüntüyü de verelim. Biraz sahanın içine doğru döneceğiz yavaş yavaş. Fenerbahçe'nin 3. golünden yok. Fenerbahçe'nin 3. golünden önce faul var mı yok mu? Şu bana bir görüntü gelecek. Ortalık yıkılıyor. Çok önemli bir görüntü gelecek. Onun gelmesini bekliyorum. Yazdı bana arkadaş. Gelmesini abi, bekliyorum. O pozisyonda hiç kimse de olmayan bir görüntü var. O fotoğrafı verebiliyor muyuz? Normalde oradaki gidiş midiş şey değil. Orada faul var. Bir saniye. Anladım. Ne o bu? Ama onun oraya destekli. Ne? Başvar ne demiş? Not speak. If I speak I am in a big trouble. Ben konuşursam büyük bir belada olacağım demiş. But I will speak anyway. It's a trouble. Ya utanılacak bir şey. Bilmem ne. Gece diyelim. Öyle çevirelim yani. Önce Mourinho'yu paylaşmış. Konuşursam başım belada bulacak demiş. Utanmalısınız demiş. Bu geceden utanmalısınız lan demiş. Öyle diyelim. Ya Allah'tan oraya dediğim gibi 50-100 kişi gelmedi. O zaman ne yapacaksın? 2 kişi dövsen ne olur? Tabii. Adamlar orada futbolcular içeri kaçacaktı mecburen. Kaçan kaçtı zaten. Öbür türlü de Allah korusun neler olacaktı. Yani aslında bu çok büyük ucuz atlatıldı bu olay. Planlıysa da bunun işi çıkar. Ya ama İstanbul'da bu olayın buraya duruma geleceği şimdi, belliydi. Bak şimdi bu taraftarları da birbirleriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ben size söyleyeyim. Şimdi İstanbul'da da Fenerbahçe taraftarları, arkadaşım attı bana şimdi mesaj. Fenerbahçe taraftarları havalimanında futbolcuları bekliyor. E yarın öbürsü gün Allah korusun. E, Trabzon Kadıköy'e geldiği zaman Fener taraftarı da bunu yapsa ne olacak abi? Ya bunlar olacak, olması gereken şeyler değil. Ama olabilecek şeyler bunlar. Ya girmesinler. İşte buraya doğru eviriyorlar abi. İşte buraya doğru evrilenleri de kardeşim bir an önce bu futbolun başından gönderilmesi gerekiyor. O hakemler de kardeşim bak işte sizlerin de parmağı var bu işin içinde. Yani parmağı dediysem sizlerin de bu konularla ilgili buralara gelmesinde bir nedeni sebebi var. Mışar sahanın içinde yöneticileri diyorsun. Tabii canım yöneticiler de hakemler de. E sonuçta sizin vermiş olduğunuz kararlar, açıklamalar milleti geriyor, taraftarı geriyor. Başka açıklama var mı saha bana içinde? Bana bir resim gelecek, bir resim, bir video gelecek. Çok önemli bir video ama gelmedi hala. Atladım. Ümit abi şu anın tepkisine ne diyorsun? Diyor ki utanılacak bir gece. Mourinho'yu paylaşmış önce. Bıçak yok, boş algı hadi yapmayın. Yakın çekim ya. Görüntüler var. Yumruk sallıyor diyenler var. Valla biz de bilmiyoruz. Ortada bir bilgi kirliliği var. Ama nedir ne değildir. Yani biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Bana mı anlatıyorsun? O kadar haber geliyor ki abi. Şey diyorum abi. Sana sormuş oldum aslında. Çok fazla haber var. İzlesene acil diye atanlar çok fazla var. Ne diyorsun abi başka aynı açıklamasına? Bittiği gündür abi. Bittiği gündür abi. Ama hakemlerine de aynı şey dedik. Hepsinde az bile demiş Batshuayi. İşte bak üstüne koyarak gidiyoruz. Az bile demiş. Oluyor. Az bile demiş. Daha da kötü oluyor. Bak şu açıyı tam verebiliyor muyuz? Bir açı daha var. İhtimali yok. Bu çocuk çok büyük ihtimal. Araştırıcı. Bir terör grubuyla iç içe. Tekrar söylüyorum. Bunun normal bir adam olma ihtimali yok. Tamam. O ülkeyi karıştırmak, bu maçı karıştırmakla görevli. Onun temel görevi bu maçı karıştırmak. Bence maç hangi sonuçta biterse biz. Ne o? O ne? Söyle. Çekil oğlum biz de görelim. Jahre. Ucunda bıçak olduğu iddia ediliyor. Elinin bak, altında bir sağ şey var. Elinin altında. Büyütemiyor muyuz onu? Yakınlaştıralım. Büyütemiyor muyuz? Onu sen telefondan bakıp göremez misin? Büyütemez misin? Yakınlaştırıyoruz şimdi. Fotoğrafını çekip. Evet yok abi. Ya, o Adidas'ın çok... o Adidas şeyinin beyazı. Biraz daha. Yok hayır abi. Evet. Adidas beyazı. Şeyinin beyazı evet, abi. Evet. Değil. Orada bir şey yok. Biraz daha çevirelim. Evet abi. Abi adam kendini komple kamufle etmiş, kapatmış elini yüzünü bıçakla. Yani senin söylediklerini de tatmin ediyor benim mesela. Yok onu orada almışlardır abi sen. Hayır aldılar da demek istediğimi anladın mı yani? Hepsini bilerken... almışlardır. Bu adamın normal bir adam olma ihtimali yok. Bakın Fenerbahçe takım otobüsü nerede kurşunlanmıştı biliyor musunuz? Rize'de değil ama. Trabzon'a göre yaşadı. Trabzon'da. Takım ona yakın bir şey. O gün amaç neydi? Trabzonlular yaptı. Bak sizin takım otobüsünüzü kurşunluyorlar diyorlardı. Ha. Bugün de Trabzon'da birileri Trabzon taraftarını tenzih ediyorum. Bak Trabzon taraftarı değil. Anlı Trabzon taraftarı değil. Trabzon halkını, Trabzon yöneticisini tenzih ediyorum. Bilinçli. Ama oralara sızan birileri bu işleri karıştırdı, organize etti, dizayn etti ve bugün geldiğimiz noktada bizi nur topu gibi bir iç sorunla karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Ha Allah'a şükürler olsun. Bak yine abi sağ salimiz bir sıkıntı yok. Yine ayakta kaldık. Ama şunun
şu görüntünün normal olduğunu kimse bana izah edemez. Hiç kimse ama hiç kimse bana abi sen maçı izlemeye mi geldin? Tamam abi, şimdi Türkiye'deki futbolla ilgili zaten Avrupa Dünya zaten şu an bizi tamamen bu olay zaten kaçıncı oldu? Evet. Bu anladın yarın mı? Bütün haberlere çıkar. Heh, zaten istedim. Hemen de bunu servis yaparlar. Tamam, çok güzel oldu. Şekip abi ne demiş? Takım otobüsümüze saldıranları bugüne kadar bulmadınız. Aslında buldunuz da yargı önüne çıkarmaya kıyamadınız. Milyonların gözü önünde futbolcularımıza saldıranları bulun bari. Vallahi burada bu olayın iyi incelenmesi lazım. Burada mağdur, o oldu, bu oldu. Bunu iyi araştırmak lazım bu sefer. Bu nasıl oldu, bu nasıl gelişti? Bunun altı, üstü, hepsi incelenmesi lazım. Kesinlikle. Şimdi abi, yarın bugün belki oyunculara ceza verecekler. Nereden biliyorsun? Bu görüntülerden. O da bilinmiyor. Burada TFF vereceği karar önemli. Bu olayları kim başlattı? Seyirciler oraya nasıl girdi? Bin tane iş. Bu çok uzun sürer bu iş. Vallahi. Abi, ülke futbolu marka değeri diyoruz. Marka değeri bir şey kalmıyor. Şimdi yarın öbür gün yabancı oyuncular Avrupa'da önemli. Yayıncı konuşup ben çekiliyorum dese ne olacak? O ayrı bir kere tabii ki. 500 milyon dolardan. Bak Enis Bardi'nin böyle bir açıklaması var mı? Bunu teyit edelim. Maç sonu kutlama yaparsanız olacaklara katılırsınız şeklinde açıklama. Ben inanmıyorum böyle bir açıklama yaptığını Enis Bardi'nin. Efendim? Yapmamıştır. Bence de yapmaz. Bir Yusuf da gördüm diyor. Evet, biz normal akışımıza doğru dönelim. Yok. Var mı Evren abi bir şey? Bilmiyorum ki bende. Tamam. Normal akışımıza doğru dönelim. Bak işte, sosyal medyada şimdi mesela bir Galatasaray taraftar o sahayı yerde yatan taraftara yumruk vuruyor. Yazıklar olsun. Abi bunları da inceleyecekler abi. Hangi takım taraftarı yapıyorsa. Kesinlikle öyle. Bak böyle ahlaksızlık olamaz. Yerde yatan taraftara yumruk vuruyor diyor. Bak. Sanki yere yattı, bana vurmayın dedi. Lan geldi saldırdı lan. Yumruğu yiyince yere attı. Böyle bir şey olabilir mi lan? Böyle bir şerefsizlik olabilir mi yani? Böyle bir şerefsizlik olamaz ya. Hala daha sosyal medya üzerinden olayı geçmeye çalışıyor. Lan Türk futbolu bitmiş lan. Ölmüş ağlayanı yok lan. Ben vallahi başkanı... Bak bir oyuncuya değil bir maç, değil on maç, değil bir maç, bir dakika bile ceza verilirse ben Ali Koç'un yerinde olsam bu takımı ligden çekerim abi. Bak şimdi daha bir fotoğraf var ya, kıyamet kopuyor. Sayın Başkan, bu takımı ligden çek. Bir dakika ceza verilirse bile takımı ligden çek. Attığım fotoğrafı açar mısınız bir? Attığım fotoğrafı bir açar mısınız? Bakın tekrar söylüyorum. O fotoğrafı olan arkadaş, hani getirdik ya, yüzüm askeri. Bu adam normal bir adam değil. Bir fotoğraf var. Bir ona bakabilirsek. Evet. O da yapmış hoca. Aynen öyle. Ne abi? Seni söylediğim. Hı? Her yerde şey yapıyorlar falan. Bir fotoğraf var. Getirelim onu ekrana. Söylediğim var ya. Ben abi onun bunları yayından sonra bakarsak çok daha sağlıklı olur biliyor musunuz? İzleyicilerimiz çünkü ha bizim kendi aramızdaki konuşmamız değil de buraya konuşmamızı istiyor. Şu ya, görüntüye bakar mısınız? Zaten bizim söylediğimiz için millet kullanıyor. Evet. Yorum. Bak şu bayrak direğinin ucu. Ucuna bak. Oha. Abi biliyoruz biz onları çok sivri. Çok tehlikeli abi. Mızrak gibi bıçak. Gözüne girse ayağına girse bitti abi futbol hayatı. Yani onu ben sana söyleyeyim, futbolcuya soksan bir insanı fark öldürür. Öldürür abi. Abi bu ülkede bak ben söylüyorum, bu ülkede Quaresma'ya şey atıldı, kelebek atıldı. Getson'a Muş'ta atıldı. Josef'e baba sen o zamanlar o ağır cezaları vermiş olsaydın belki bunlarla kalsın. Bunların hiçbiri olmayacaktı. Hiçbiri olmayacaktı. Maalesef her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Hoca mesela Ankara Gücü maçından sonra da çok güzel bir şey söyledi. Kardeşim bir an önce buradan Cumhurbaşkanı, Spor Bakanı futbola el atın. Ya bu ligi durdurun ya bu ligi kardeşim yani nasıl devam ettirecekseniz ettirin. Çünkü ilerleyen haftalar daha da gerginlik bekliyor. Abi yani Trabzonspor'un ben şunu anlamıyorum ya. Hocanın dediği 30 puan fark var. Fenerbahçe'de o yarışın içinde olsan hadi taraftar gergin, stres, kanı kaynayan biraz daha böyle ateşli bir taraftar topluluğu diyelim. Yani biraz daha böyle hareketli insanlar, Karadeniz insanı. Oraya yorabiliriz ama baba hiçbir iddian, hiçbir şeyin yok yani. Sen niye bu kadar bu maça kurulmuşsun? Niye bu kadar Fenerbahçe futbolcularına veyahut da Fenerbahçe camiasına karşı ön yargılısın, hırsızsın? Yani bu kadar bunu anlamış değilim ben ya. Yani gerek yok abi. Fenerbahçe bu. Sen gittin bak Kadıköy'de yendin. Geldi Fenerbahçe'de seni orada yendi. Sağda oyun yoktu, bir şey yoktu. Tahrik eden futbolcular yoktu. Kimse tribünlere bir işaret, el kol hareketi oyun içinde yapan oyuncular yoktu. Futbolcular kendi arasında çok agresif değildi. Yani oyunu nereye getirdiniz ya? Futbolcu şölendiriyoruz ama şölendik değil ya abi, artık taraftarla hakemler arasında sahanın içinde yaşanan polemikler, şiddetler arasındaki bir şölen izlemeye başladık. Sahanın içine dönelim. Şu penaltı pozisyonunu verelim. Reklamlarımıza girmemiz gerekiyor çünkü. Penaltı pozisyonunu getirelim.
ekrana. Çünkü Fener tabii. Burada maçın pozisyonları da gitti. Gümbürtüye gitti. Ama gitmesin. Kaynadı arada. Gitmesin. Bu kırmızı kart mıdır Evren abi? Kırmızı kart. Penaltı zaten bu. Şimdi rakip 10 kişi kalacaktı. Penaltı vermedi. Tabii. Bunu konuşalım yani biz bence. Bu olaylardan sonra bu da gitti yani. Mecburi olarak bir yani sahanın içine dönmek zorundaydı. Ama sahanın içerisinde baktığında bu kırmızı sıcak kart. Sıcak gelişmeyi kaldırın Samet. Kırmızı kart, penaltı. Yani yapacak bir şey yok. Okan ama abi sence? Daha fazla. Temas varsa kırmızı kart. Adamın suratına teması varsa kırmızı kart. %100. Ümit abi, vallahi ben bu maç üzerinde sahadaki en ufak bir olayı konuşmam abi. Adam, bu olayı konuşmak ama, sanki tribünler... Bak bir şey Türkiye'de soruyorsun söyleyeyim abi biz, tamam. Bir saat biz konuştuk ama. Tamam tamam da. Yani şu anda bütün bu olayların üzerinde konuşmak sanki Fenerbahçe'nin lehine... Ya Fenerbahçe'den bir oyuncu atılmadı. Taraftar ondan sahaya indiği kabul etmek, bunu dile getirmek gibi bir şey. Bunu, yok, tamam zaten ben söyledim kırmızı kart oldu. Ama ne yani sonuçta. Ben şer koyayım. Heh. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Bu olayların sebebinin olacak bir açıklaması yok. Bu olay olmamalı. Böyle bir olay olamaz abi. Kabul edilmez. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Ya o sahada Trabzonspor doğransa da, ki Kadıköy'e doğranmadı mı abi? Evet. Kadıköy'e doğrandı. Sahada Trabzonspor doğransa da kimsenin o sahaya girme hakkı yok. Ki doğranma moğranma da olmadı. Bu tarz hatalar herkes oluyor yani. Bir hatayla. Trabzonspor da böyle maç kazandı. Kesinlikle doğranmadı bu arada. Gelelim öbür pozisyona. Golden önce faul var mı yok mu? Umut Bozok pozisyonu diyorum. Osterwolde Umut Bozok pozisyonu diyorum. Arkadaşlar bu arada sizlerden ricam %59'unuz hala bize abone değil. Lütfen abone olun. Bu gece 130 bin aboneyi geçelim. Sizlerden ricamız çok az kaldı. 130 şimdi bu bin pozisyon abone. Tam nerede? Biz maçı izledik ama yani geldik golü gördük. Ya bu pozisyon bir dakika evvelinde mi? Nerede mesela? Ümit abi bu pozisyon atağın başlangıcında, Fenerbahçe atağının başlangıcında olan bir pozisyon. Yani daha doğrusu faalle durmuş bir pozisyon değil. Ama Fenerbahçe'nin atağı demeyelim ama daha doğrusu tahmin ediyorum ki Trabzonspor topu ileri vurmuş. Osterwolde kafayla alıyor. İleriye doğru gidiyor top. Şimdi ben de şimdi şöyle düşünüyorum. Mesela bak tam faul olduğuna hemfikirim. Ama bu faul mesela şimdi bunun örnekleri var. Mesela Galatasaray'ın İstanbulspor maçında bir penaltısı var değil mi? Mesela İstanbulspor'un attığı golden önce golü iptal ettiler. Galatasaray'ın penaltısını verdiler. Döndüler geldiler. Şimdi herkes böyle bir faul bekliyor ama pozisyon sanki çok geçtiği için oraya dönmedi gibi düşünüyorum. Ben pozisyona faul diyorum. Ama çok geçtiği için mi dönmedi onu bilmiyorum. Ben pozisyonun faul olmadığını yani söylemiyorum. Başlangıcı buysa golün iptal olması lazım. Ama o pozisyon geçti de gitti. Atan başlangıç, atan başlangıcı bu. Çünkü yani öyle gözüküyor. Öyle dediler de bilmiyorum. Onu net konu olmadığı için bir şey de diyemiyoruz. Ama bu pozisyonu gözünün önünde oluyor. Halil Umut Mener'in burada faali vermesi lazım ilk başta normalde. Anladın mı? Pozisyonu götürtürmemesi veya, lazım. Veya, hadi pozisyon gitti. VAR'ın uyarması lazım. Veya VAR'a gitmesi lazım. VAR'a gitmesi lazım. VAR da bunu inceleme. Ama o kadar çabuk golü verdiler ki hemen. Anlayamadık ne olduğunu. Ya işte keşke futbolun güzelliklerini konuşsak. Futbola dair şeyler konuşsak. Ama abicim biz yani normalde bu formatta maçı ne yapıyoruz? Maçı izlerken de maç izleyemedik ki. Tabii. Maç durmadı mı abi devamlı? Su. İki devre 20 dakika abi. Bir dakika. Ver, Sayın İçişleri Bakanımız ne demiş? Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir diyerek biz yine sahanın içerisine doğru dönelim. Şimdi Evren abi, Okan abi, Ümit abi bu akşam beraber baktık. Fenerbahçe'nin Mistikom'da galibiyeti her yerde 1.78 iken şampiyon oranıyla Mistikom'da 1.98'di. Ben 1,5 sene Mistikom'da çalıştım. Evet abi. Bu konularda çok bonkörler. Ve oran, şampiyon oranları. Ben çalıştım da. 1,5 sene Mistikom'da yorum yaptım. Yorumculuk öyle yaptım. Tabii maçlarla ilgili ne yorumu yaptım mesela. Karşılıklı gol olur. 2,5 gol. Valla öyle var mı orada? İndirdim abi, her şey var. Allah aşkına ya. Gözünü seveyim Evren. Hemen de. Yani şunu söyleyeyim. Orada çalıştım. Oradaki sistemi de biliyorum. İnsanları da tanıyorum. Yani çok iyi niyetliler. Bu konuda da insanlara biraz daha böyle bonkör davranmaya çalışıyorlar. Evet. Yasal bahis. Ümit abi. Sen... Yasal bahis değil mi? Tabii tabii yasal. Tamamen ya yasal. Şu anda bakın yasal bahis ya, 77 şey... tane canlı bahis var. Şampiyon oranlar var ve çeşit çeşit abi. Çeşit çeşit oyun dünyası var. Her türlü
bayisi şampiyon oranlarla Mistikom'da gidebilirsiniz abi. Ümit abi. Vallahi ben Galatasaray maçının böyle 4-3 falan bittiğini görünce, Fenerbahçe maçının da gollü biteceğini zaten kendi yayında da söylemiştim. Sanki böyle en az 4-5 gol olacağını düşünüyordum. Onu da söyledim ama ya buranın tabii bir garantisi var abi. Oynadığın zaman çatı çutu falan alıyorsun. Mistikom'dan baktığında oranlara, diğer oranlardan çok daha yüksek değil mi? Vallahi diğer oranları bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki legal, paranı verdiğin gibi alıyorsun. Kazandığın zaman alıyorsun. Bu milletin kadar peşinde koşmuyorsun. Mistikom gerçekten Eren abi alayına yani, misli mi? Alayına misli tabii ki. Yani misli.com'da. Neydi bu? Sonuçta misli.com. Alayına misli. Misli. Bir şeyi var misli.com'un benim bildiğim. Yeni üyelere 50 TL bonus veriyor. Evet. Değil mi? Bugün üye oldun. Ben artık misli.com'da bahis oynayacağım diyorsan hemen. Peki misli şöyle bir şey yapabilir mi? Sözde futbol referansıyla gelen müşterilere 500 TL olabilir, bilmiyorum. Korumamız lazım. Onun İnşallah o da olur. Ama en azından yeni giren herkese sadece bizde olsun olmasın ama bizden görenler de şu anda Mistikom'a ben girdim. 50 TL bakiyeniz hemen hesabınızda. Bize format nasıl durdu? Hiç başka yerlere bir, Okan abi çok özür diliyorum. Hiç başka yerlere girmeyin. Şampiyon oranlarla Mistikom'da oynayın. Can abi beraber çok yapıyorduk. Can Tongo'yla. Can Tongo'yla beraber yapıyorduk. Can Tongo'ya çok selamlar. Hem moderatörlük hem yorum yapıyorduk. Can Tongo'ya da çok selamlar. Format şöyleydi. Konya-Kayseri maçı ne olur? Canlı yayında mı yapıyorduk? Bir haber verir misin sen? Yarım saat. Mesela o haftanın maçları Konya-Kayseri maçı ne olur diyordu mesela. Ben soruyordum. Karşılıklı gol olur. 2.5 üst olur. Sonrasında 11'i alalım. O şekildeydi bizim yorumlar. Yani 20 dakika yarım saat sürüyordu. Arkadaşlar. Haftanın maçlarını değerlendiriyor. Yani bu arada Okan abi. Gol anlamına değerlendiriyor. Okan abi. Bu ne ya? Bir Haber TV'yi de kurduk. Artık ne diyorsun ya? Sizlerden ricam, yorumlarda sabitlenmiş durumda. Türkiye'nin en önemli yorumcuları, siyaset yorumcuları, haber yorumcuları BTV'de olacak. Bir Haber TV'de özür diliyorum. Şimdiden oldu değil her mi? Şeyden... Spor, magazin. Burada. Bir de eğlence burada. Her şeyden bir haber mi olacağız? Yok. Yoksa şeyden... Bir Haber TV'de evet, her şeyden haberimiz mi olacak? Bravo. En son dakika haberler ve bak nasıl burada... O zaman size söylüyorum. Her şeyden bir haber olmak istiyorsanız başka kanallara gidin. Heh. Ama her şeyden haberiniz olsun istiyorsanız Bir Haber'e gelin. Bir Haber TV'ye gelsinler. Şu anda abi 1000 abone olmak üzereyiz. Tamamen organik. Ne diyorsun? O da yeni YouTube. Tabii yeni. Bu siyasi haberde ümit olacak herhalde değil mi? Orada? Yok. Bir şey söyleyeyim mi? Ben siyasi haberde olursam herhalde 6 güne kadar falan ya Allah korusun kurşunlanırsın. Bizim benzer söyleyeyim. Son dakika haberler, sıcak gelişmeler hepsi Bir Haber TV'de olacak. Sunucu kim Bişer? Değişecek abi. Görüştüğümüz arkadaşlar var ama ilk etapta şöyle bir şey yapacağız. 40 dakikalık ben videolar çekeceğim ve röportajlarım var. Önemli yani bakanlık seviyesinde ve devletimizde önemli görevlerde olmuş. Muhalefette önemli görevlerde yine burada. Insanlar. Tabii stüdyolarımızda ve sonrasında da haftada 3 gün canlı yayınlarımız başlıyor. Aynı formatlarda partileri temsilen haftada 3 orada gün... da olacak mı senin 3 programda? Bir programda olmayı planlıyorum. Yani sen bu 24 saati Rabbim sana 48 saat olarak mı vermiş? Senin bir günün 48 saat mı kardeşim? Kurban olduğum bir şekilde yardım ediyor. 20 ile 20-30, 23 arası canlı yayınlarımız olacak. Yavaş yavaş oraya doğru bir hazırlığımız var arkadaşlar. Yani Bir Haber TV'de abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. 1000 aboneye geçelim inşallah bugün. BTV'de 130 bin abone, Bir Haber'de 1000 aboneyi kurulduğu gibi geçelim Allah'ın izniyle. Bir 11'i verebilir misin Samet ekranı sana zahmet? 11'leri vererek sınavımızı kaçırdılar. Devam edelim hakikaten değil öyle. Mi? Vallahi billahi. Vallahi şu futbol konuşmasım yok. Yani ben bu işleri deşmek yani istiyorum abi. Bu işte plan var. Bu iş planlı bir iş. Yüzünü yani kapatarak gidiyor. Ben hiç futbol falan konuşmam. Maçı da götürdü yani. Maçtaki oyun. Bütün havayı. Futbolda adaletin öldüğü gün abi. Adaletin öldüğü gün abi. Kuvarajma'ya Mert kelebek. Mert Hakan'ın verelim açıklamasını. Sonra Muş'ta. Josef'in olayından sonra kardeşim. Sen o ara önlemleri, cezaları, yaptırımları. Şimdi oyuncular ceza alınca. Mert Hakan ne demiş? Bu takım şerefiyle olduğuyla dimdik ayakta. Fenerbahçe armasını kimseye ezdirmedik. Çok şükür ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bütün bir hafta bizi ortaya atanlar. Doğru bunlar söylüyor. Sizin eseriniz. Doğru söylüyor. Bak ben Mert Hakan'ı. Doğru söylüyor. Aferin oğlum. Kimden bahsediyor? Rasim'den bahsediyor. Bu olayların müsebbibi Rasim'dir kardeşim. Hiç kusura bakmasın. Ben de ona katılmıyorum. Hayır. Bak, ben buna katılmıyorum. Şimdi bu şart. Rasim Ozan ve Tümer Metin'in adını geçiriyorlar. Burada katılmıyorum, katılmayabilirim. Tümer Metin'in adı insanların... geçmiyor. Tümer de Rasim olduğunu söylüyor. Yok, o da ikisi de. Onun da adı geçiyor. Onun da adı geçiyor. Ben kendimce bir şey söyleyeyim. O da söylemiş. Bu insanların işi yorum yapmak. Ne demiş? Mert Hakan'ın Pendik Spor'a yaptığı hareketle tahrik edici bir hareketti. Nasıl onun tahrik edici hareketi yanlışsa
onu söyleyen yorumcular da şunu diyebilir. Sen bunu Pendik Trabzonspor yaparsan olay çıkar diyebilirler. Ha, Mert Hakan'ın zaten yapmamıştır. Gördüğümüz gibi yapmadı da abi. Yapmaması da gerekir. Bu olayların hiçbirinde de yok. Ama şunu diyemezsin. Hadi yap yapabiliyorsan diyemezsin. Ne olursun. Evet. Kusura bakma. Bak, kim dediyse yanlış. Hayır. Yani. Hadi yap yapabiliyorsan ne demek biliyor musun? Pendik'e yapmayacaksın Trabzon'a yapmayacaksın. Tamam hadi yap yapabiliyorsan. Ama bugün olayları, bak, farklı, bir bütün olayları bütün olayları iki yorumcuya yüklemek hayır, ben, çok büyük acımasızlık. İki yorumcuyu da başka. Bu konuşmak doğru değil. Yöneticiler de bu işin içinde. Yöneticiler de bu işin içinde. Bak Mişar. Şimdi yöneticiler de bu işin içinde. Bak şimdi sezon başından bu yana bu işlerin olacağı belliydi. Aynen öyle. Ama her geçen gün üstüne koyuyorlar. O zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Kusura bakma. Bak şimdi. Şimdi bilgin olmayan konuda fikrin olursa bu çok tehlikeli bir konu. Evet. Bilgin yoksa fikrin olmayacak. Sırf bir yerlere şirin gözükmek için. Biz de burada peki bir dakika ya. Biz ben sana bir şey söyleyeyim mi? En az en çok birbirini gören bu dörtlü. Biz de tartışıyoruz. Yeri geldiği zaman ama kardeşim sen bir yere şirin gözükeceğim diye kalkıp bugün Galatasaray mağlupken efendim ne oldu? Neydi Fatih Saraç oğlunun nikah şahidi Ali Koç'tu. Bu maçı izah edemezsiniz. Turgay Ciner bu maçı izah edemezsiniz. Bu lig anormal bir lig. Bu lig normal değil. Değil. Canlı yayındaydık. Bak canlı yayındaydık. Bugün Evren abi de vardı. Yayını da alsınlar. Bunu doğru bulmuyorum dedim. Ben de uyardım zaten. Abi ben de yayında olduğum için ben de söyledim ona. Hayır bak, şöyle. Ona o anda dedim dedi. Ki ben bunu doğru bulmuyorum. Yani siz doğru bulmazsınız diye ben de doğru bulmadım söylemeyeyim başka mi? Başka bir şey söyleyeyim. Sen de söyle tabii. Heh. Ama hani objektifliğim anlaşılsın diye diyorum. Onun tamam yaptığına ben doğru bulmuyorum. Şey ben sen ama bu geceyi de rahatsızımı yüklemeye de doğru müsaade buldum. Müsaade et. Buyur abi. Ben ya herkes tabii ki ben sizin de fikrinize saygı duyuyorum. Yani ben hepimiz abi hepimiz şöyle bir şey saygı duyuyoruz. Ama Galatasaray öne geçtikten sonra sus pus. Niye? Tamam görevimizi yere getirdik. Manipüle ettik. Tamam Galatasaray kazandı. Ve hatta Ali Koç devletle anlaştı. Şampiyon olursa diyecek ki ben demiştim. Olmazsa da oraya diyecek ki burada da görevimizi yerine getirdik. Bıraksın bu işleri abi. Ben bu işleri yemem. Benim bir kulağımın arkası kalmış. Sen ilk gün kalkıp diyorsun ki kardeşim bir şey söyleyeceğim. Allah için, peygamber için. Mert Hakan'ı benim kadar eleştiren biri oldu mu? Yok. İyi de abi. Allah sen kalkıp Trabzon taraflarına bu adamı. Marka paylaşmış bak. Trabzon takımına bu adamı ben hedef gösterdin. Marka kaçırmamış bak hemen. Trabzon camiasına bu adamı hedef gösterdin. Yoksa ne var şu olayda lan? 40 puan geridesin abi sen. Sen neyin tatavasını yapıyorsun? Neyin kavgasını yapıyorsun? Neyin kavgasını yapıyorsun abi sen? 3 Temmuz'da kafa kafaya Avaraz'da şampiyonluğu kaybettin. Böyle yapmadın. Döndün geldin 87, 88, 97, 98'de Şenol Güneş dönemi. Ali Şen Fenerbahçe'deyken Pereira'ya şampiyonluğu kaybettin. Böyle bir şey yapmadın. 40 puan geridesin. Senin derdin ne abi? Derdin ne derdin? Bir iddian yok. Bir iddian yok. Derdin ne abi? Niye taraftar ben, için söylüyorsun bunu ama. Tabii ki taraftar için. Beşiktaş ligin en kritik haftası derken de buna ben eleştiri getirdim. Tabii o da doğru. O da yanlıştı mesela. Yani nedir yani bu? Ama Beşiktaş en kritik hafta derken size ne diyen Galatasaraylılar bir anda Göksel'in neydi o basketçi 61 numaralı formasıyla basket atarken bunu paylaşıyorlar. Kime ne mesaj veriyorsunuz? O zaman kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına siz de yapıyorsunuz. Ya da yarın aynısını Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta Trabzon'da yapacak. Böyle futbol bir yere varamaz ki. Bu işlerin geleceği ta federasyon basılmalarından belliydi abi. Her gün bir yönetici çıkıyor konuşuyor. Bugün Erden Timur da konuştu bu arada. Her gün biri konuşuyor abi. Konuşun abi. Hakem konuşacak şey kalmadı. Hakemin hatası var. Hayır, ben genel olarak söylüyorum. Kaçırdılar yani. Penaltı kırmızıyı da vermedi var. O pozisyonu da kaçırdı. Eğer görüntü oysa onun devamına baktığımızda o da abi. O da faul. Karşılaşmasının ardından yaşananlar sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna yakışmamaktadır. Gördüm. İlgili makamlarca gerekli soruşturmayı başlatmışızdır. Başlatılmıştır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz. Osterwolde'nin fotoğrafını da getirelim Mekluna. Galatasaray ne paylaşmış? Balık tutma yapıyor ondan önce. Kim yapıyor? Osterwolde. Balık tutma hareketi Galatasaray'ın mi yapıyor? Galatasaray'ın paylaşımı şimdi mi? Ooo bir dakika. Galatasaray 18 Mart'a ilişkin bir açıklama yapmış. Yok, almayalım. Lazım, bu konuyla ilgili yapalım. Osterwolde'nin fotoğrafını getirebiliyor muyuz Mekluna? İşte abicim bu olaylar. Bak adam orada. Sen taraftara bak. Hiç daha olayın şeyi yok. Seviniyorlar daha ortada. Balık tutma hareketi yapıyor. Tarık ne diyor diyorsun? Tabii evet balık, abi oğlum yapmayacaksın abi. Zaten Trabzon'la Fenerbahçe cami arasında bir gerginlik var. Girmeyin. İşte bunları anlatacağım futbolculara. İşte burada onun için bu konunun iyi incelenmesi lazım. Oraya gittiğin zaman anlatacağım futbolculara. Girmeyin abi. Sevincini yap. Üçünü çek. İşte ne yapıyorsan evet, yap Ümit orada. Abi. Bak Ümit abi. Ne yapıyorsan yap. Balık tutma hareketi. Eğer ki Tarık ediyorsa balık tutma hareketi taraftara doğru yapıyorsa yani bu yap. Bu ne zaman maçtan ya kavgadan önce mi sonra mı? Yok
Kavgadan önce seviniyorlar. Ortada şey yaparken daha hiç daha olayların başlangıcı bu. Ya bundan da sahaya inilmez yani. Burada yani, kimse kendine bahane sunmasın yani. Yok, inilmez. Bahane değil de yapmaması lazım. Bu da bir kışkırtma. İnilmez. Ya bu maçtan sonra inilmez. O ayrı, onu zaten hiç kabul etmiyoruz. Tabii. Ama bunu da yapmayacaksın abi. Oyuncu olarak böyle bir maçta bu olay olacağı belli. Adamlar zaten olaya şeyler. Gerginler zaten. Herkes Evren abi ne olursa onu da yaparsan olsun. Abi Evren bunu abi ne olursa olsun biz de oynadık. Bize gelip yöneticiler, hocalar anlatıyor. Yani mesela farklı bir ülkeye gittiğimiz zaman farklı takımlarla oynadım. Uluslararası maçlarda. Ya orayı bak mesela Zagoba'na Lazio maçına gittiğimde bak buranın taraftarı. İsmail Kartal'a şişe atılmış. Ona da getirir misin? Çok fazla reaksiyon tepki gösterme yani. Burada da Öster böyle çağırın anlatın veyahut da diğer yabancı oyunda. Söyleyeyim, zaten camialar zaten arasında gergin. Bir gerginlik var. Ama abi ben Trabzonspor'un ya kardeşim hiçbir iddian yok. Yani hiçbir şeyin yok. Bu Fenerbahçe camiasına, kulübüne karşı alıp veremedim. Veyahut da Fenerbahçe'nin Trabzon'a karşı alıp veremedim. Yıllardır o gerginlik var. Canım. Olmaması gerekiyor abi ya. Ya olmaması sonuçta gerekiyor bu da. Bu ülkemizin takımı ikisi de. İkisi de büyük takımlar abi. Yani sen kol bastığıyla sevindiğin zaman Fenerbahçe'den formamdaki kan bizim şerefimizdir. Kanımızın son damlasına kadar demiş Serdar Dursun. Olayları buraya kadar getirenler evet. Utansın abi. İsmail Kartal'ın hiçbir yani hep bütün takımlara söylüyorum. İsmail Kartal'a getirilen su Ümit abi burada hepinizin objektif yorumuna çok Allah, ihtiyaç duyuyorum. Rabbim bunların önüne beni attı. Kurtaramadılar futbolu. Sonra Josef de Zorza'ya attı. Kurtaramadılar. Sonra başkan yumruladı. Yine Caydırı ceza vermediler. En son olacağı evet buydu. Abi. Ben sana söyleyeyim. Evet bir yerden Caydırı cezayı ver, yaptırımı ver. Kes bakayım kolu bir daha kangren oluyor mu olmuyor mu yani? Kuvarajmanın üstüne kelebek bıçak attılar ya. Tabii canım ya. Yani geç ne yapıyorsun? Kol attılar görsün. Abi ya. Aman sen ona verirsem acaba buradan bir şey olur mu? Cezaları yaptıramıyorsan kardeşim olacakları da bunlar işte. Sen o zaman bunun önünü kesecektin. Verecektin cezaları. Bak bakayım bunlar yaşanıyor mu? Onda ya hocam sahaya atlayan bak oradaki taraftar 62-22 yiyor. 62-22'de bir sene ceza alıyor. Bak bir sürü tanıdığım, gördüğüm, bildiğim Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftar toplumunda arkadaşlarımız, dostlarımız var. Adamlar başkasının pasörü gire nasıl olsa giriyoruz diyor. Girsen ne olacak sahaya? Bak, sen o abi hapis mi? Farklı bir şey mi? Ev hapsi mi? Bu şekilde cezalandır bak bakayım bunlar yaşanıyor mu? Herkes sen bunu İngiltere'de yapsan ne olur? Almanya'da yapsalar ne olur? Sana sor, Almanya'da oynadı. Ne yapalım? Almanya'da. Cübüt'te yapsalar ceza verir. Almanya'da evet. Bu olaylar yaşansa ne Okan olur? Okan abi, Ümit ya yaşansa ne olur abi? Ligden atarlar diyorum. Okan abi, burada İsmail Kartal'ın koluna su şişesi geliyor. Sonra ne yapıyor İsmail Kartal? Neresini tutuyor? Ben de burada koluna geldiğini gördüm ama acaba başka bir taş geldi mi bilmiyorum ama koluna geldi ilk başta. Ben başka bir şey gördünüz mü? Yani yok ben görmedim. Su gelip de böyle bir durum yok yani. Biraz abartı olmuş. Yani su geldi koluna. Bunu da verelim. Yanlış. Atılmaması lazım. Ya onu vermeyin. Cezası onu vermeyin. O maç içinde. Ama şimdi kafaya mafaya bilmiyorum. Ekstra bir şey geldiyse benim gördüğüm görüntü yoktu maç içinde. Ama başka bir görüntü olsun, varsa zaten. Mehmet Büyükeş açıklama yaptı mı? Yok. Mehmet Büyük Tevfi'den bir açıklama yok. Olayların göbeğindeki adam susuyor. İçişleri abi. Bakanlığı, Spor Bakanı en son belki Tevfi yapacak mecbur. Ama buradan büyük cezalar çıkar. Ya şu görüntü için abi bu mesela normal midir? Abi ne olacak? Yaşananların yanında bunlar da ne yok, var? Hayır ama başlangıcı... Otto Barıcı'da bir şey olmadı. Başlangıcı kendini yere ya. Allah ne? Başlangıcını diyoruz. Oraları çok konuştuk abi. Şenol Güneş'i de eleştirmiştik biliyorsunuz. Evet. Hayır yani Şenol Güneş'i de kafasına yastık geldi, taş geldi diye şey yaptı yani. Ustan yani. Dolayı da bu kadar da şey yok yani. Kusura bakmasın. Görmüyor musun? Burada Şenol Güneş'in görüntüsü. Dikiş atıldı o zaman. Ya koca koca adamlar. Yani şimdi bakıyorum, Trabzon'da da bakıyorum. Ya biz savunuyorlar ki eski yöneticilik yapmış adamlar. İnanılır gibi değil ya. Yani ya kardeşim sevinecekler ya. Galatasaray da sevindi ya orada. Sevinmedi mi yani? Beş atlı sevinirken zorunuza gitmedi. Üç yerken mi sevin zorunuza gidiyor tamam. Fenerbahçe'nin evet sevinmesi abi, ya? Evet abi. Galatasaray beş atlı sevindi zorunuza gitmedi. Nasıl? Biraz da kışkırtma var yani. Bu olay maçı ortamı çok daha gergin. Daha dikkatli olunabilirdi. Yani hayır, burada... Abicim bu bahsettiğin adam Brezilyalı, Türk bir adam yapmıyor bunu. Galatasaray'la mesela örnek veriyorsun ama buradaki olay yani adam orada olta çekmiş şey yapıyor. O adam orada sinirlenir abi. Al abi tamam sevindir hemen verelim içeri o, gir. O açıyı verelim. Adam girmiş evet. Abi küçük genişle de yani acaba ne amaçla yumruk sallıyor bir de. Girdi gibi ama yani yalandan saldırı yapmış gibi. Ben sana söyleyeyim provokatif bu iş. Bak saldırmak isteyen adam saldırırdı. Niye kendini koruyor? Oraya kadar gittin niye durdun? Abi onu diyorum işte. Onu diyorum bu adam provokasyon yapmaya gelmiş oraya. Oraya gidip gelsinler üstüme. Beni de üstüme. Gidip uçardı zaten dayağı yiyecekti zaten. Provoke. Bu adam Trabzonspor'u da olmayabilir. Onu diyorum. Ne? Trabzonspor'la alakası yok bu adamın. Bence de yoktur bunun Trabzonspor'la alakası. Trabzonspor taraftarlığıyla alakası yok. Daha önce de yerleştirilmiş oraya. Aynen öyle bu normal bir şey değil.
Bunlar hep planlı. Daha önce bu konuşmaları da duyduk. Hafta içi olabilir nitelendi. Abi bunun konuşmaları hep yanlış. Hiçbiri normal değil. Bu olaylar normal değil. Araştırılsın çok şey çıkar bu işte. Gerçekten öyle. İsmail Kartal açıklamalarını alabiliyor muyuz? İsmail Kartal. Abdullah Hoca ile kavgası doğru mu değil mi olay? Ona da bir bakalım. Olay, İsmail Kartal açıklamalar. Cevap vermemiş İsmail Hoca ama ucunu açık bırakmışlar. Evet ne demiş? Son 3 maçımızın 2 Avrupa ve Pendik maçı 118 kilometre üzerinden koşan bir takımım var. Güzel çeyrek ama. Finale çıktık. Ülkemizi temsil eden tek Türk takımıyız. Buraya kadar yıpranmış bir takımla maça çıktık. İlk yarı oyunu planladığım gibiydi. Santim santim Trabzonspor'u iyi analiz ettik. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. 2-0 öne geçtik. Devam ediyoruz. İkinci yarı başında Serdar Aziz'in kasında problem vardı. Ceydin'i oyuna aldık. Hiç beklemediğimiz, anlam veremediğim şekilde tribün saldırılasına uğradık. Kanatlarımız ve beklerimiz bu kadar madde atılması oyunumuzu etkiledi. Ben kafama, vücuduma demirler, su şişeleri yedim. Biz provoke etmedik. Yere yatmadık. Sağ içinde atılan şişeleri bile dışarı attım. Doğru, provoke etmedi. Ben de izledim maçı. Devam ediyoruz. Maç 2-2 oldu. Sonradan yaptığımız hamlelerle maçın kazanmasını bildik. Maçtan sonra Trabzonsporlu oyunculara kendi oyuncularımı tebrik ediyordum. Oyuncularım orta sahada seviniyordu. Saha içerisinde taraftarlar girdi. Saha içinde soyunma odası koridorlarına saldırdılar. Kadıköy'deki maçtan sonra Trabzonsporlu futbolcular birbirlerini havaya atıyorlardı. Doğru diyor. Hiçbir karşılık görmeden rahat rahat stadyumdan ayrıldı. Ayrıldılar. Biz burada kazanınca neden bu olay yaratıldı? İki kulüp arasında hiçbir şey yokken neden bu kadar sürtüşme var anlamış değilim. Biz namağluptuk. Kadıköy'de Trabzonspor'u yenildik. Trabzonspor'u ve Avcı'yı tebrik ettik. Onlar bizim stadyumumuzda sevindiler. Bizim sevinme hakkımız yok mu? Trabzonspor büyük camiadır. Fenerbahçe büyük camiadır. Bunların olmaması gerekir. 60. dakikada oyuncumun kafasına madde geldi. Maçın iptali tehiri gerekirdi. Bu da olmadı. Maçı bitirmeye çalıştı hakemler. Biz sahanın içinde kalmaya çalıştık. Keşke böyle görüntüler olmasaydı. Ne Trabzonspor ne Fenerbahçe camiası. Maçlar devam edecek. Bunlar olmamalı. Spor, futbol dostluk, arkadaşlıktır. Hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Biraz daha sakin olmamız gerekiyor. Hepimiz Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Kazandık. Çok önemli galibiyet ihtiyacımız vardı. İlk yarıdaki oyunumuzla hak ettik. Sonra yaşananlardan ötürü oyun durdu. Birkaç hafta önce de burada maç oynandı. Mağlup olmalarına rağmen tribünde hiç tepki olmadı. Biz ne yaptık? Fenerbahçe'ye karşı neden böyle bir algı, böyle bir hırs var? Bize saldırı var. Biz bugün saldırıya uğradık. Tribün saldırısına uğradık. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde 3 puan aldık. Benim kafamda şişme var. Ben alışığım. Sokakta yetişmiş biriyim. Ben Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp rol yapan biri değilim. Hayatım boyunca böyle biri olmadım. Omuzumda kafamda şişikler var ama ben yere yatmadım. Böyle biri değilim. İçeride antrenörlerimin ağzı patladı. Dudağı patladı. Bazı antrenörlerde şişikler var. Oğlumun kafası şişmiş. Çocuğa vurmuşlar burada. Nasıl olacak bu işler? Ben herkesten önce İsmail Kartal'ı tebrik etmek istiyorum. Gerçekten de söylediği gibi bak ne bir olayın içerisinde ne bir tahrik var. Sağ içinde söyledik abi. Sağ içinde şişe geldi. Boynuna vurdu falan. O başka bir hikaye. Belki orada bir şey yapmış olabilir ama sağ dışı açıklamaları bence müthiş mükemmel. Kesinlikle. Oradaki şeyleri de inanılmaz hani sağ odaki olaylar devam eder ki. Oğluna da vurmuşlar mesela kafası şişmiş. Yani. Bunlar abi şimdi düşünsene bıçak evladın ya. O psikoloji, duruşu o da hali, yani duruşu, inanılmaz. Takımın içindeki oyuncuların hiçbir provokesi yoktu. Ümit abi. Bir de Abdullah Avcı da ne dedi acaba? Abdullah Avcı da var. Onun da açıklamaları var. Bunu değerlendirelim sonra Abdullah Avcı'ya girelim. Yok sen ya bu alkışlık bir yorum yani. Bunda bir şey yok yani, ki. Allah var yani. Eleştiriyoruz ama maç sonu yorumu çok harika bir yorum. Bir de o kadar mesela yanlış anlaşılmasın. Dayak yemişsin, kavga etmişsin, ne olmuşsa. Baskı altındasın. Hala bu yani oğlun dövülmüş. Evet abi. Fark edecek bir şey yok yapmıyor yani. Herkesin evladı var abi. Tabii, yani var. Herkes evladını evet. Korumak ister. İsmail Kartal'ı burada ben kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ya oyuncular da onun oğlu abi. Oyuncularına da vurdular. Yani sonuçta Fenerbahçe camiasının orada yani ya vallahi Bişar ben sana bir şey söyleyeyim. Bir an önce el atılsın şu futbola. Bir an önce futbol iyiye gitmiyor. Futbol izlemiyoruz. Hiç bak biz 2 gündür, 3 gündür haftalarda sezon başından beri belki bak kaç maç oynandı? 26-27 maç mı oynandı? Kaç maç oynandı? Bu hafta 30. hafta. 30. hafta oynandı. 30 haftanın 5 haftası, 6 haftası belki futbol konuşmuşuzdur ya. Allah'tan milli maç arası var da. Biraz rahatlayacak şey olur. Sonra yine bir şekilde bir yerden devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanı, neyse, bu kadar... Sayın Spor Bakanı'na buradan ricada bulunuyorum. Bir an önce federasyon başkanı görevinden alın.
hakemlerin içerisinde temizlik yapın. Yoksa daha da kötüye gider. Bu kadar kötü şeyin arasında biraz başkanları da bir sorguya çekin abi hepsini. Ya bütün başkanlar bir çıksın abi. Bütün başkanların bir abi gitsinler. Savcılığa da sorgulanması lazım. Bütün her konuda abi. Savcılıkta mı sorgulanıyor? Evren Turan. Yok, bütün başkanları yöneticilerle bir konuşsunlar. Bu futbolu nasıl düzeltecekler abi? Bir toplansın. Anladın mı? Sadece kulüpler birliği olarak değil. Değil. Sizin yaptığınız açıklamalar, olaylar, geçmişte yaşananlar, neyden memnun değilsiniz, nasılsınız, nasıl bu işi düzeltiriz? Buna gideceksin. Yoksa öbürü bir şey söyleyip ortalığı karıştırır. Öbürü bir şey ona söyleyecek. Bu iş zaten bu seviyeye geldi. Burada biz bir suçlu veya bir şey mağdur aramıyoruz. Vakat bulabiliyor musunuz? Aramıyoruz yani. Abdul Hoca da şimdi açıklama yapmış. Kendine göre onu da haklı gönderiyor. Ne diyor abi, okusanız onu. O da şimdi yapacak yani. Şimdi yani ona burada geliyorum. Sanki bir taraf şöyle değil. Hatalar var iki tarafta. Zaten oyuna taraftarın girmesi zaten büyük hata. Şeyden atılması, suç cezası orada başladı zaten olay. Yani orada başladı. Sana Trabzon bunun cezasını çekecek. Yo, bunlara bakıyorum şu futbolcular falan tweet atıyor. Şimdi ama oyuncuların da burada bu olayları işine girmesi mecburiyetten dolayı görüntü olarak da çok kötü oldu çok her kötü, tarafa. Çok kötü, çok kötü çok oldu yani. Kötü ve çirkin. Ümit abi, Evren abi, Okan abi, kötü günlerin yanında bir yandan da güzel şeyler var. Tabii biraz da güzel şeyleri konuşalım. O da ne? Rentco yine bize tabii sağ olsun en yeni modellerle, en sıfır arabalarla bize en rahat arabaları kiraladık. Verdiler sağ olsunlar. En çok marka, en yeni modeller Rentco'da. Araba markası vermeyelim isimli mi? Yok, vermeyelim abi. Ama Okan abi sen ilk kez kiraladın. Ne düşünüyorsun Rentco ile ilgili? Yani bir kere sorunsuz. Benzin de full verdiler. Tabii. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Kıyak mı geçtiler bilmiyorum ama. Yani full arabanın oldu? İsmini full verdi. Ama full bırakacağım biliyorsun. Sıfır. Yok yok. Bana konteyner abi kıyak yapacaklar orada. İstihdam sağlayacaklar tabii ki. Allah razı olsun. Bütün müşterilerine çok güzel yani avantajları var. Öneriyorum arkadaşlar. Rentco'yu değerlendirin. Bir gözden geçin. Araba kiralamak isteyenler. Tabii sonuçta ki. Benim aldığım araba bir kere geldiğinde tertemizdi araba. Tabii. O detay da önemli. Sıfırdı değil mi abi? Abi araba sıfır ama içi de tertemizdi. Mis gibi kokuyordu. Yani değerlendi. Çok temiz bir araba. Çok da güzel araba verdiler. Buradan Rentco'ya teşekkür ediyorum. Ümit abi sen Rentco'dan memnun musun? Epeydir kullanıyorsun. Vallahi ben 15 gündür kullanıyorum. Salı günde Bodrum'a gideceğim Allah nasip ederse. İnşallah. İnşallah abi. Kazası belak, kazası gidip kazası gelmek istiyorum. Onun için cuma günü benim milliye yayına çağırma. Tamam. Bir 4-5 gün kafamı dinleyeyim. Biraz da Rentco'la Bodrum'da bir tur atayım ya. Abi yani, sen nasıl görürsen. Sabah yayın, akşam yayın, sabah yayın. Yayın balığı gibi olduk ya. Evren abi. Vallahi hanım çocuklara benden arabayı aldı. Bana Rentco'dan araba lazım. Ramazan ayında da %45 indirim varmış. Bari o %45 indirim ben de kullanayım yani. Tabii. Tabii izleyicilerimiz de kullanabilir. Tabii Rentco'dan. Onlar da. Şu anda arkadaşlar 444-4061 isterseniz. İsterseniz Rentco.com'dan en yeni, en sıfır, en farklı model arabaları kiralayabilirsiniz. Kiralıyorsunuz, gidiyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde şubeleri var. Kiralayın, gidin. Şunu da söyleyeyim. Bayram yaklaşıyor, araba bulamazsınız. Tabii. Bir an önce rezervasyonunuzu neyi yaptıracaksanız yaptırın. Çünkü bayram tatilinde oraya buraya gitmek isteyenler var. Hemen Rentco'dan kiralayabilirim. Bitirebilir miyim? Rezervasyonunu yapın, Rentco'dan hemen kiralayın. Çünkü araya giriyorsun. Tamam. Yani bu beni rahatsız ediyor, moralimi bozuyor. Tamam. Saldırma böyle hemen böyle pençelerimi kartal gibi açmaya başlarım. Ondan sonra Okan abi niye saldırıyorsun bana deme. Canım sağ olsun. Ama lafımı kesiyorsun Bişer, böyle tam canım söyleyeceğim bu sefer. Canım sağ olsun. Adamsın zaten. Vallahi bir tebessüm edelim, gülelim ya. Ben gülemeyiz ya, bu olaylardan sonra nasıl gülacağız abi? Hayır yani bir gülmeye çalışalım, tebessüm edelim istiyoruz ama Evren abi gülemeyiz. Neler yaşıyoruz ya, görmüyor musun abi? Vallahi yazıklar olsun. Ya şimdi empati kuruyorum, o sahanın içinde ben de olabilirdim, sen de olabilirdin. Senin oğlun da olabilirdi. Tabii. Ümit Hoca'nın da olabilirdi. Bişar'ın abisi kardeşi Bişar da olabilirdi. Yani bunlar doğru vallahi şeyler. Valla bu hafta bunların lütfen buradan, çıkar hepsi bak, buradan yani Trabzon, kimseyi burada direkt suçlamayalım. Bak bence buradan, tam böyle anladın biraz mı? Yani topa biraz basarak, topa basalım. Tabii. Yani olaylar nasıl gelişti tam ekran görüntüleri hepsini alıp çıkartır. Sonuçta burada. Bu şeyde. Oradaki o kim kimi tahrik etti, ne yaptılar, hareket mi yaptılar, oyuncular mı yaptı, seyirci mi yaptı? Bunların hepsini iyi etüt etmek lazım. Yani bir tarafı direkt suçlarsak yarın bugün biz mahcup duruma düşeriz. Çok hiçbiri olmasaydı olur. Keşke. Tabii. Ve bunları yaşamasaydık. Zaten bak hemen İspanya'da yayınlandı. Çünkü hemen atıyorlar buradan. Tabii tabii. Hemen istiyorlar ki onların bir şey olalım. Futbolda da bitsin bunlar, sporda da bitsinler. Hemen bak bizi karıştırdılar yine. Bravo. Zaten bu daha önce de yapılmıştı. Bu Riyad'da da oldu. Riyad'da da oldu. Ondan önce hakem dövme olayında da biliyorsun hemen paylaştılar. Bütün İngiltere'de tabii. Bu olaylar. Yani herkes. Bu zaten planlı bir şekilde gidiyor. Ve bugün de bu oldu zaten. Bunun olacağı belliydi. Bu maçta olmasa başka bir maçta olacaktı. Bu gergin Trabzon'da Fenerbahçe abi. Arasında bir çekişme var yıllardır. Bu gerginliği de bahane bilip tam istedikleri durum oluştu. Maalesef kimse buradan abi. Bir kendine göre bir ekstra bir mağduriyet çıkarmasın.
Yapılanlar hiçbiri hoş değil. Ben mağdurum dememeli. Herkes burada hatalı abi. Herkes elini taşın altına koymalı. Arkadaşlar sizlerden ricamız BTV'de 130 bin aboneye gelmek üzereyiz. Maşallah. Allah'ın izniyle bu gece hadi 130 bin aboneyi bulalım. Abone olun. Bir de az önce de söyledim. Tekrar anons edeyim. Yorumlarda sabit durumda. Tıkladığınız an Bir Haber TV yeni kuruldu. Sayenizde organik olarak 1000 aboneye varmak üzereyiz. Haydi bakalım 1000. abonemiz kim olacak? 901 abone şu anda. Hadi 1000 aboneye doğru gidelim bu gece. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün vatan toprakları geçilmez kılan tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, minnetle anıyoruz. Kesinlikle. Diye paylaşım yaptı ki ben de doğru bir paylaşım yaptım. Hayır. Hemen Galatasaray federasyon yaptı ama ben bir paylaşım daha bekliyorum. Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı hepsi toplu halde istifa etti. Bütün bak, yönetim toplu istifa halde etti. Yönetim istifa etti diye bir açıklama bekliyorum. Abi. Allah'tan milli takım arası var biliyor musun? Tabii kesinlikle öyle. Abdullah abi açıklamaları bir alalım. Milli takım arası olmasa. Abi ya. Olur mu öyle abi ya? Buyurun bir tane. Bakayım abi. Bizi ilgilendi. Bir bakayım bakayım. Bizi ilgilendi ama bu nasıl bir yorum abi ya? O da var orada. Dur göstereceğim şimdi ver bakayım. Milli takım arası olmasa ne yapacaksın? Ha gördüm. Ver, çok daha kötü. Milli takım arası olmasa ne yapacaksın? Bu bir şans bizim için. Yani en azından bu ortamda bu şey doğru söylüyorsun. Olmasa daha kötü. Belki maçlar oynanmazdı ben sana söylüyorum. Bu bir şans. Şunu oku şunu. Bu bir şans. Evet ne demiş hangisi? Abdullah Avcı? Sahanın içinde kalalım yine. Onunla ilgili kalalım. Daha sağlıklı olacak. Şampiyonluğa giderken gerginlikler fazladır. Bireysel performanslar öne çıkar. Önde şiddetli baskı yapalım dedik. Rakibi baskı altına almak istedik. 15 dakika baskıyı doğru yapamadık. Rakibe temas edemedik. Geriye püskürtmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk golle orta sahanın biri yayda, diğeri uzakta. Planladığımız Mendy'nin orta sahada olmasıyla ilgili düşündüklerimiz ilk 15-20 dakika karşılığını vermedi. Sonra oyuna hakim olduk ama fazla bir şey üretemedik. Bardi'yi alıp oyun dağılımını daha doğru yaptık. Sonuna kadar oyunda kalırsak oyun bize dönecekti. Oyundaki aksiyonlarımız doğru. Topa sahip olma yüzeyimiz fazla. Duran top, arkasından penaltı. Penaltı bilmiyorum. Kırmızı kart olabilir mi? Bilgilendirme olursa sevinirim. Penaltıda kırmızı kart var mı yok mu? İki ben tane net faul var üst üste. Umut Bozok'a devamında da gol var. Var niye karışmadı merak ediyorum. Bilgilendirme olabilir. Bizim dediğimiz olay. Evet. Aynen öyle. 2-0'dan 2-2 olacak durumu konuşacakken hem devre arası hem maç sonu durumu konuşacağız. Bunu konuşmak istemiyorum. Konuşarak düzelmeyecek. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Devre arasında İsmail Kartal'a da dedim. Oyun içinde bir şey olmasın. Daha önce benzer şeyler yaşandı. Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bu durumdan ne çıkacak merak ediyorum. MHK'si, PPDK'sından toplam ne çıkacak bilmiyorum. Saha içinde kalacağım. Oyuna dönüş iyi. Lig üçüncüsüyüz. Kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularımız vazgeçmedi. Geri döndü. Kaybetmeyi hak etmedik. Demiş. Evet. İsmail Abdullah Hoca'nın açıklamaları sadece bu kadar abi. Ya da oyun içinde kalmış. Kendi pozisyonlarını değerlendirmiş. Bence değerlendirmeye değer pozisyonlar. Çünkü ikisi de maçın kaderini etkileyecek pozisyon. Bu olaylar o pozisyonları da unutturdu şu an. Tabii. Maalesef. O tartışma da gitti. Güme gitti. Ama maçtan sonra aralarında ne oldu? Bak o olaylar önemli. O da yarın bugün çıkar. Yani hocayla bir şey oldu mu arasında? Onlarla ilgili mesela bir şey bahsetmemiş. İnşallah olmamıştır. Olduysa da onlar kendi arasında. Sahanın içine odaklanalım diyor. Sahanın dışını neyini konuşacak? Hatayı mı savunacak? Kendi yaptıklarını, kendi taraftarlarını yaptığını mı savunacak? Bunu dediği ama zaman bile onları karşısına alacak. Şimdi bazılarını görüyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Yok o oyuncu hapis cezası almalı, bu hapis cezası almalı gibi tweetler atıyorlar. Bunlarda hiç şey kalmamış ya. Abi yemin ederim ya ne yapıp cezası lan? Cezası olayı değil ama. Bazı Trabzonsporlu taraftarlar da havalimanında Fenerbahçe'yi bekleyerek tehditler savuruyor. Evet. Beklesinler. Evet. Hiçbir şey olmaz. Orada bir oyuncunun burnu bile kanamaz. Kanayamaz. Kanamaz. Devletimiz evet. Var. Öyle bir, öyle bir şey yok. Öyle kimse kimseyi tehdit etmesin. Bıraksınlar bu iş. Yani kendinize iki tane hakaret geldiği zaman dayanamıyorsunuz. Televizyonda küfürleri saydırıyorsunuz. O sahayı 6 ay hapis cezası almalıymış. O sayı senin oğlun olsa da bir tane saldırsa bakayım ne yaparsın? Ne yaparsın? O sayı 6 ay değil 6 dakika ceza versinler. Ali Koç'un yerinde olsam ligi takımı ligden çekerim. Öyle bir dünya yok. O sayı bir tane oğlun senin Trabzonspor oyuncusu olsa, Fenerbahçe oyuncusu olsa, biri saldırsa vursa, Türk futbolunu kılıçtan geçirirsin. Ama o sayı olunca 6 ay, niye o sayı? O sayı durduk yere bana vurdu. Adam resmen ne diyorlar ona? Nefsi müdafaa yaptı. Ne yapacaktı? Peygamber mi o sahaya? Gel buraya vurdum bir de buraya mı vur diyecek? Bırakın bu hokkabazlığı. Öyle bir dünya yok.
Zaten bunlara gereken cevapları vermediğiniz için, benim olayda vermediğiniz için, Josep de Souza'da vermediğiniz için, Faruk Koca'da vermediğiniz için bunlar başımıza geliyor. Bugün de yaptırımı uygulamayın bakayım, yarın daha kötü şeyler oluyor mu olmuyor mu? O sayıya ceza verecekmiş. Yok ya, ama ne güzel dünya. Ümit, bir futbolcu kendisini korumak için dahi de olsa birine vurduğunda görüntüler yüzünden ceza alırmış. En az 3-4 Ya abi kuralı geç, bazen kuralların işlemeyeceği yerler olur. Ben sana söyleyeyim, o zaman ben size başka bir kural anlatayım. Trabzon'un kalecisi Esteban vardı, Esteban. Uzun boylu bir çocuk, melez bir çocuk geldi. Buradan ceza alır. Bak. Öyle gözüküyor. Geldi Azi Alkmaar'ın kalecisi. Azi Alkmaar'ın kalecisi. Taraftar saldırdı. Kramponu çıkarttı. Kramponla taraftarın ağzını burnunu kırdı. Bak. Azi Alkmaar'ın kalecisi. Esteban Alvarez. Trabzonspor'un kalecisi. Biliyor. Buraya gelmeden Azi Alkmaar'da oynuyordu. Taraftara 36 yıl men. Maçta ertesi gün oynandığı yerden tatil edildiği yerden geri başladı. Adamların adalet mevhumu var abi. Bıraksınlar. Hayır abi. Kural bunu diyormuş. Hocam, ne kuralı ya? Hocam, yemişim kuralı. Ben o zaman Josef'in yaptığıyla ilgili yaptığım yorumu bir benzeri de Fenerbahçeli futbolculara ceza gelirse ki eğer ben buradan Ali Koç'un Fenerbahçe camiasının gerekli aksiyonu, reaksiyonu alması gerektiğini, eğer ligden mi çekilir veyahut da farklı bir boykot mu, tepki mi koyarlar bilmiyorum ama ceza verilmez doğru değil. Fenerbahçeli hiç... Spor, Trabzon Süper Lig'de Trabzonspor AŞ ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimizle iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorunlarıyla ilgili gerekli cezai müeyyideye uygulanacağını kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye'de abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Devletimiz başımızın tacı da Futbol Federasyonu kendi vereceği ceza ile alakalı. Yani nasıl mesela devlet yetkilileriyle nasıl bir iletişime girer ya? Yok onlar temsilci rapor getirecek. Devlet yetkilileri de suçları çıkartıp şimdi, oyuncularla ilgili herhalde. Abicim senin gözlemcilerin var, oyun var, buyun var. Gözlemci raporu, onlar temsilci raporu. Bunlar alınacak. Ha. Görüntüler alınacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun iç hukuku burada bir geçecek. Bir de tabii 62-22'ye istinaden taraftarlara verilecek cezalar var. Onunla ilgili spor savcılığı soruşturmaya başlıyordur şu anda. Başlamıştır bile. Adamın her açıklaması ben atandım diyor abi. Başka bir şey demiyor yani. Efendim abi? Adamın her açıklaması ben atandım diyor yani. Başka izah yok ya. Vallahi. Adamın her açıklaması bu ya. Abi %100 haklısın. Ama tabii şimdi tekrar söyleyelim. Güzel şeyler de var. Mecbur ne var abi? Ne var? Dünyada güzel şeyler de var. Dünyada var. Efendim sana? Ne var güzel şeyler? Yasir, Okan abiye bak. Futbolda güzel şeyler var. Ses mi gitmiyormuş? Hayır, yok bir sıkıntı yok. Güzel şeyler var. O da ne? Hipodrom.com. Yeni açıldı. Hmm. Şu anda hipodrom.com'da at yarışı tutkunları için çılgın bir site. Bakın. Anlık maçları abiler rica ediyorum ya. Vallahi rica ediyorum yani. Anlık maçları görüntüleri özür diliyorum. Anlık at yarışlarının görüntüleri, koşular, oranlar, en yeri oranlar, yabancı atlar, hatta yurt dışı yarışlar için dahi uzman yazarlar var. Hipodrom.com'da. Ümit abi sen baktın mı hiç hipodrom.com'a? Her renk bitti, bir fıstık yeşili kalmıştı. Neyin? Hipodromlu bir de at yarışı kalmıştı. Yani, yani bunu Sergen bilir, ben öyle biliyorum. Öyle tahmin ediyorum yani Sergen Yalçın. Ben sana söyleyeyim ama bunun en güzel reklamını Sergen yapar. Biz nasıl yapalım bunu yani? Ne bu at yarışları var burada? Ne at, bu? Yani site mi bu? Site at yarışlarının... Şey, application'ı var. Neydi? Arkadaşlar yarın at almaya gidiyorum. Application'ı inceledim. Çok güzel bir application. Yarın at almaya gidiyorum. Arap at almaya gidiyorum. Sonra da hipodrom.com'a üye olacağım. Eren abi... hipodrom.com takip etsinler. 100. Ben hiç oynamadım hayatımda. Güzel isim bulmuşlar. Ama çok güzel. Güzel, çok güzel. İsim çok güzel. Renkler güzel. Hipodrom.com. Ben hayatımda bir kere oynadım. Son yarışta yattım. O da Sergen abi oynarken son yarışı göremedim. Gizli saklıyordu böyle. Ne bakıyorsun dedi. Bir son şey. Yarışı göremediğim için. Kurtuluşta birinde alacağım var. Dinle. Dur. Önemli at yarışıyla alakalı. Bir tane bitirme. Bitirme ya. Bitirme bir tane. Koşulsuz şartsız her gelene şu anda 100 TL hediye. Tamam mı? Al işte. Oo, bravo. 09.02.2024 19.03.2024 tarihleri arasında sınırlı sayıda katılımcı için 1000 liraya varan bonus var. Tay TV ve Joker TV canlı izleyebiliyorsunuz. Yani anlık hem dünyada olan hem Türkiye'de olan bütün yarışları takip edebilirsiniz. Zengin yazar kadrosu, çarpıcı bonusları, at yarışı burada. Hipodrom.com'da. Buyur Ümit abi.
Kurtuluş'ta birisini alacağım var. Hiç unutmuyorum o zaman. 10-15 bin dolar Evren abi gittim. Adama at yarışı şeyi var. Yazın ortasına gittim. Sıcak. Oturuyorum lan dedim. At yarışı dükkanı içeri gireceğiz. Yani içeri gireceğiz. Biri diyecek ki bu at yarışı da oynuyor diyecekler. Kasa var şöyle. Şuraya çömeldim. Ya dedi kaptan dedi bir gazoz söyleyeyim mi dedi. Söyle dedim. Bir tane o zaman gazoz söyledi. Gazozu içiyorum. Oradan biri geliyor böyle yapıyor. Başladı. İkili birli. Birli ikili. Bir şeyler diyorlar. İkili üç. 5-6 ikili oynuyorlarmış. İkili diye bir şey evet, tamam mı? Bu dedim ne kadar dedim. İşte diyor 50 lira koyuyorlar, 100 lira koyuyorlar. Dedim 100 lira dedim bana da yapsana dedim tamam mı? Ne borcumu aldım ne bir şey alacağımı aldım. Bir de 100 liradan oldum çıktım geldim. ama abi böyle bir zevk olamaz. Millet neler yapıyor ya at yarışında var ya. Ya at bir günün birinin bir resmi at yarışı olurken böyle yapıyor. Tabii. Arkadaşlar at yarışı oynayanlar için artık hipodrom.com doğru adres onu söylemek lazım. Şimdi oldu o zaman. Efendim abi? Oldu o zaman dedim. Dur daha var daha var. Arkadaşlar bir... Yok bir şey demedim ya. Tamam söylüyorum. Yarın saat 15'te Evren Turan, Okan Koç, Ümit Yozat ve ben Marmara Üniversitesi Hukuk Üniversitesi'nde davetliyiz. Bir konferansımız olacak. Muhtemelen hukukçu arkadaşlarımız da bizlere bu akşamki olayları sorular tahmin ediyorum. Yani orada bir spor konuşacaktı, futbol konuşacaktı. Şimdi sorular değişebilir. Tabii bir anda bakalım ama milli seviyede oynamış, 3 büyük takımımızda oynamış 3 kıymetli futbolcu ve ben yarın orada olacağız. Ben de onların bir meslektaşlarıyım. Öyle diyelim. Onun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Bir haberi getirir misin Samet? Arkadaşlar 130 bin aboneye çok az kaldı. 130 bin aboneye çok az kaldı. Son 60 abone. Ümit abi bu akşam 130 bin abone olur muyuz sence? Kaç şu anda? 129.938. Kaç dakika var? 2 dakika sonra yeni kapatacak. Oldu bile. Okan abi sence kaç olur mu? Kaç kişi izliyor şu anda? 10.500. Ya oradan 130 bin değil 131 bin yapsınlar. Bravo sana helal olsun. Emre abi. Olur. 130 bin hemen olur. Hemen yapın like abone bitirilir. Gözünü bence seveyim. De. Bir de bir haber TV. Arkadaşlar son dakika haberi. Yeni kuruldu. Bu gece. Bu haber spikeri çok merak ediyorum ya. Kim olacak diye mi? Evet. Bayan mı erkek mi? 3 ayrı moderatörümüz olacak gibi duruyor. Magazin kanalı kurarsan beni oraya yani... Sen MeTV'de magazin yapmak istiyorsan emin olursun abi. Yaparım. Gerçekten. Sen magazin kanalı kur. Ben çok güzel macera anılar öyle böyle değil bak sana. Magazin içine bir girerim yemin ediyorum bir sezonda var ya. Sen ve sen Erol yaşadıklarımı anlatayım. Hele bir Nuri Alçoğlu'yla bir anım var benim. Bir gün anlatayım. Hadi canım. Gazoz içirdi mi sana? Ya Ümit Hoca içirmiş baksana. Orada getiren adam Nuri Alça Evren abim benziyor. Ulan bana gazozun bana gaz benim gazozun içine şey atacak adamı gazoz şişesinin üstüne oturtturdu. Arkadaşlar sizlerden gidelim bir sizlerden ricam biz de girmeyelim birbirimize. Şu yorumlarda sabit girip hemen abone olabilirsiniz Bir Haber TV'ye. Hadi 1000 olmak üzereyiz. Çok az kaldı. Son 70 kişi de orada. Yani birisi 130 bine gelmek üzere, biri bine olmak üzere. Olur olur, ikisi de olur. Daha böyle abi organik İkisini de sonlarını sıfırlayın. Organik sat bir şekilde. Maşallah. 1000 abone hemen gelirse ilk günden Allah'ın izniyle elhamdülillah Rabbil alemin. Biz de her şey organik biliyorsunuz. Çünkü istediğimiz anda şu anda buraya 21 abone de yapabilirdik bu bir haberi ama gerek yok. Seni de tebrik ediyorum. Bugün inanılmaz bir habercilik yaptın. Değil mi abi? Görüntüler. Evet ya vallahi ya. Bravo tebrik ederim. Hızlı hızlı girdik. Bam bam bam. Hiçbir yerde olmayan görüntüleri bir gerçek. Bir haberde de böyle olacak. Hiçbir yerde olmayan görüntüleri ekrana getirdin ya insanlar. Evet. Bak az önce ne dedim? Sosyal medya kullanmayanlar bile gelip gördü bu görüntüleri. Tebrik ediyoruz bu şarkı. Bir haberi de takip edin. Magazin kanalı kurulursa. Var bak, diyorum abi. Burada magazin abi. Olacak. Sen olacaksın. Tamam kur kanalı. Sen ve Erol Köse'ye program yap. Bir ya, yanında Nihat Doğan. Ben, ya sen nasıl bana bırak. Sen ekibi bana bırak. Uçar onlar. Abi ekibi bana. Nuri Alço'yu alacağım bir tarafımı. Bak bir tarafıma Nuri Alço'yu alacağım. Öbür tarafımı da abi Şahin K'yı alacağım. Sen bana bıraksın. Sen de yanına alsınlar. tövbe. Bu üçüncüler hangisi daha tehlikelidir? Yayınları izleyici kitlemiz değerlendirecek. Onlar karar verecek. Vallahi bu üçüncüler hangisi daha tehlikelidir ona bakmak lazım. Arkadaşlar çok az kaldı. Sizlerden rica ediyorum. Hadi BTV'yi. Hadi dükkanı kapatıyoruz. Abone olur muyuz? Çok az kaldı. 7 kişi. Bari BTV'yi yapalım. Haydi. He? Dedik. 130 bin haydi. Bari 130 bin. 130 bini geçelim. 130 bin olsun haydi. Önemlidir. 6 kaldı. 5. 3. Yok çok o kadar hızlı bir arada. He? Yayında. Abonelikten çıktı. Gir hemen gir. 130 yap. Arkadaşlar sizlerden ricam süper chatleri okur musun? O kadar çok süper chat. Bir zaha yapayım istiyorlarsa. Bir zaha yap abi.
Galatasaray taraftarı için bir daha yap. Yani, Erden Timur'un açıklamaları vardı, onları konuşamadık. Bu saatten sonra. Milli maçlarda buradayız. Aynen, aynen. Onu söyleyeyim. Niye KRT TV'de değildi? KRT TV stüdyolarını değiştiriyor. Onu da cevaplamış olayım. KRT TV önümüzdeki hafta yepyeni bir stüdyoyla orada olacağız. Allah'ın izniyle. Cumartesi, pazar ve pazartesi 23.30'da Sözde Futbolu bulabilirsiniz. Hakikaten yıkılan bir stüdyo. Bak, inanılmaz bir stüdyoda olacağız. 130 bini geçtik BTV'de. Şimdi bir Haber TV'de 1000 kaldı. Sizlerden ricam. Orada 962 aboneyiz. Yorumlardan girip abone olabilirsiniz. Ümit abi olsunlar mı? Tabii ki olsunlar. Ne demek olsunlar? Bütün bütün Fenerbahçelilerden rica eder misin abi? 960. 1000 olsun istiyorum. Arkadaşlar rica ediyorum hepinizden. Osay Samuel'in hatırına üye olun. Okan abi sen de Beşiktaş. Osay Balboa. İster istemiyor yani Beşiktaş, Fener, Galatasaray fark etmiyor. Trabzon, Sivas hangi takım tarafı. Bir haber herkesin yeri. Hepsinin yeri. BTV'de herkesin yeri. Sözde Futbol'da herkesin yeri. Gelsinler abone olsunlar. Bir de orada şeyi açsınlar. Neydi onun ismi? Bildirimleri. Bildirimleri açın diye. Yani tabii. Kaçırmayın yayınları. Tabii, bazen tabii, çok tabii. Güzel konulara giriyoruz. Şov yapıyoruz burada Evren abi. O BTV. Her üyeye bir gazoz verelim mi? 1000 kişiye gazoz nereden bulacağız abi? Evren abi Galatasaray'la. Şu işi bitirin. Bak şampiyonluk geliyor. Lideriz. Lidere selam dur bizim zaten şeyimiz. Bu olaylar tabii ki çok kötü. Ama biz yolumuza devam ediyoruz. Onları unutturmaz kimse. Şampiyonluk geliyor. Rahat olun. Onun için hemen şurayı temizleyin. Daha ne programlar yapacağız? Tabii. Şovlar yeni başlıyor da. Allah'ın izniyle. İnşallah bu konuları unuturuz. Bir önce de kurtuluruz bu işten. Arkadaşlar yorumlardan girip hemen Bir Haber TV'ye abone olabilirsiniz. Ümit abi var mı son olarak söylemek istediğin bir şey? Öpüyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Teşekkür ediyoruz hepsine. Allah razı olsun. Evet, sizleri seviyoruz. Şey. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Gerçekten. Yayınımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atın. Yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Yorumlarınızı okuyoruz. Bir Haber TV. Bak yorumlarda sabit. Gidip abone olun. Ben baktığımda 1000 aboneye geçmişsek organik olarak gittiğimizi unutmayın. Altını çiziyorum. Organik Türkiye'de herkese nasip olmaz. Hep iddiamızı Türkiye'nin organik dijital kanalı. Organik olalım. Hormonlu olmayalım, botlu olmayalım. İyi şeyler değil bunlar. Sizlerden de ricam Bir Haber TV'de 1000 aboneyi geçelim. Tevfik açıklamayı verdik arkadaşlar. Vermediğimiz bir şey kalmadı. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol bitti.